aşağıdaki özdeş kaplarda A kabının 3 bölü 5'i B kabının 3 bölü 10'u doluymuş. A kabındaki su miktarı B kabındaki su miktarından 60 litre fazlaymış. Her iki kaptaki su A kabında birleştirildiğinde kabın kaçta kaçı boş kalır diye soruyor bana. Şimdi bakın bir kere A ile B kapların hacimlerini isim lazım. Sen ne biliyorsun? A ile B'nin özdeş olduğunu biliyorsun. Şimdi bakın buradaki rasyonel ifadenin paydaları 5 ile 10 ya. O zaman şöyle yapalım. A ile B kaplarının hacimlerine 5 ile 10'un ortak katı şekli isim verelim ki. Hani rasyonel ifade olduğu için işin içinden daha rahat çıkmış olalım. Sen 5 ile 10'un en küçük ortak katının 10 olduğunu biliyorsun. O zaman A'nın hacmine gittim 10x verdim. B'nin hacmine gittim 10x kadar su vermiş oldum. Ben ne biliyorum? A kabının 3 bölü 5'inin dolu olduğunu biliyorum. O zaman hemen gittim. 10x'in 3 bölü 5'ini hesapladım. 5 ile 10 sadeşte 2 kaldı. 2 çarpı 3'ten dolayı 6x gelmiş oldu. Yani şu anda A'nın 6x'lik kısmı dolu. Aynı şekilde B kabının da 3 bölü 10'unun dolu olduğunu biliyorsun. Yani 10x'in bu durumda 3 bölü 10'unu hesaplarsam onlar birbirini götürdü. Demek ki B'nin de 3x'inin dolu olduğunu biliyorum. Bana sonra demiş ki A kabındaki su miktarı B'den 60 fazla. Yani kısaca şu iki su miktarı arasındaki fark kime eşitmiş? 60'a. Yani 6x ile 3x arasındaki fark ki bu da 3x'e eşit olacak. Kime eşitmiş? 60'a eşitmiş. X de buradan kaç gelmiş oldu? 20 gelmiş oldu. Yani ben buradan ne anlıyorum? A kabında 20 çarpı 6'dan dolayı 120 litre su var. B kabında 20 çarpı 3'ten dolayı 60 litre su var. Her iki kaptaki su A kabında birleştirildiğinde. ya yani ne yapacağım? Buradaki 60 litre aldım. Buraya döküyorum. O zaman A'daki şu an toplam su miktarı ne olmuş oldu? 180 litre olmuş oldu. Kabın kaçta kaçı boş kalır diye soruyor bana. Sen x'in kaç olduğunu biliyorsun? 20 olduğunu biliyorsun. E da 20'yi çarparsam. Normalde A'nın tüm hacmi. 200 litre değil mi? 200 litre. Şu an 200 litrenin eğer ki 180'i doluysa geriye kalan 20 litresinin boş olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Demek ki A kabında 20 litre boşluk kaldı ve sen A kabının hacminin 200 olduğunu biliyorsun. O zaman ben burada 20'yi eğer ki 200 litre oranlarsam A kabının 1 bölü 10'unun boşta kaldığını söylemiş olabilirim. N kenarlı bir düzgün çokgenin içinde yazılan A sayısı buradaki şekilde tanımlanıyormuş. Buna göre bize burada bir tane örnek vermiş. Bakın dikkatli olun. Şu an elimizdeki kenar sayısı kaç? 4. O zaman N gördüğü yeri burada ne yaptı? 4 yazmış oldu. Ve şu anda dörtgenin içindeki sayı 4 olduğu için A yerine 4 yazdı ve karşımızdaki şu ifadeyi bulmuş oldu. O zaman bu durumda mantık ne? Mantık şu. Buradaki kenar sayısı bana her zaman neyi verecek? İçerideki sayıda a'yı vermiş olacak. O zaman hemen şuradaki kare 3'ü bir hesaplayalım. Şimdi bir kere sen kenar sayısının 4 olduğunu biliyorsun. Öyleyse n değeri 4 geldi. İçindeki sayının 3 olduğunu biliyorsun. a değeri de 3 gelmiş oldu. Yerine koyarsak üstü 3 üzeri 4 geldi. Alt kısmı 3 çarpı 4 gelmiş oldu. İndim aşağıya. Bakın buradaki şekilde şu an kenar sayısının 6 olduğu baris ve içindeki A sayısında 3 geldi baris. O zaman bu aşağıdaki şekli hesaplamaya kalkarsam ne yapmam gerekiyor? A gördüğüm yere 3 yazdım. N gördüğüm yere 6 yazdım. Bölü aşağıdan da 3 çarpı 6 gelmiş olması gerekiyor. Peki bana ne diyor? Buradaki ifade aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç buradaki ifadenin değerine eşit olur diye soruyor. Hemen buradaki değeri de bir hesaplayalım. Bak karşımızda üçgen olduğu için sen şu anda bu değerde n'nin 3 olduğunu biliyorsun. Ve a değerinde 3 olduğunu biliyorsun. O zaman yukarıda şurada yerine koyarsam a değeri 3 geldi. n değeri 3 geldi. Bölü 3 çarpı 3'ten dolayı da 9 gelmiş oldu. E ben 3'ün kübünün 27 olduğunu biliyorum. 27'yi de 9'a bölersem bunun cevabının 3 geleceğini biliyorum. Yani olay şu. Ben bu iki kesri oranladığım zaman çıkan sonucu ne ile çarparsam çıkan sonuç 3'e eşit olur diye soruyor bana. İlk önce buradaki işlemi bir yapalım. Ne yapacağız? Payı sabit tutacağız. Paydayı ters çevireceğiz. Pay ile çarpacağız. Şimdi payı sabit tuttum. 3 üzeri 4 bölü. 3 çarpı 4 geldi. Paydayı ters çevirdim. Pay ile çarptım. O da 3 çarpı 6 bölü. Dikkat et. 3 üzeri 6 gelmiş oldu mu? Oldu. Bir kere şuradaki 3 ile buradaki 3 ne yaptı? Birbirini götürdü. Sen 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazabilir misin? Evet yazabilirsin. Bak buradaki 3 üzeri 4'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. Ayrıca buradaki 6'yı 3 çarpı 2 şeklinde yazabilir misin? Evet yazarsın. Buradaki 3 ile şu 3'ün kare sadeleşti. Işte. Bu 2 ile bu 4 sadeleşti. Işte 2 kaldı. E bu durumda pay kısmında hiçbir şey kalmadığı için 1 gelmiş oldu. Payda kısmı da 3 çarpı 2'den 6 gelmiş oldu. İşte soru şu. Sen bu 1 bölü 6 değerini ne ile çarparsan çıkan sonuç 3 gelir diye soruyor bana. E bunun paydasında gizli bir var. Sol tarafı bir çarpalım. Çarparsak payla payı çarptım paya yazdım. Payda ile payda çarptım payda yazdım. Ve çıkan sonuçta 3 gelmiş oldu. İçler dışlardan da Çarpmam gereken x değerini 18 buldum. Yani sorunun doğru cevabı Edirne gelmiş oldu. Ne yaptığımızı tekrar ediyorum. İlk önce bu değeri bulduk. Ardından bu değeri bulduk. Sonra x'ini oranladık. Dedik ki bunun çıkan sonucu 1 bölü 6'ymış. Soru da tam da şu işte. Sen bu 1 bölü 6'yı neyle çarparsan çıkan sonuç bu yapar. E peki buradaki simgeyi ne bulduk? 3 bulmuş olduk. O zaman soru şu. 1 bölü 6'yı n ile çarparsam ki ben ona x değerini verdim. Çıkan sonuç 3 gelir diye baktım ve cevabımız da 18 gelmiş oldu. Kök c eşittir a kök b şeklinde yazılabilen ifadelerde a'nın pozitif tam bölen sayısı 4'müş. a'nın pozitif tam bölenler toplamı 12'ymiş. Ve c'miz 3 basamaklı bir doğal sayıymış. Buna göre abc toplamı en az kaçtır diye soruyor bana. Şimdi soruya başlamadan sana bir şey atlatmak istiyorum. Diyelim ki elimizde x şeklinde bir pozitif tam sayı olsun. Ve bu pozitif tam sayıyı asal çarpanlara ayırmış olalım. Elimizde şu şekilde sayılar olsun. A, B, C burada asal sayılar olsun. Ve bunların birer üstleri olsun. Sakın unutma elindeki sayıları asal çarpanlara ayırdıktan sonra üstlerini birer arttırarak çarptığın takdirde bu ifade sana neyi verecekti? elindeki x sayısının pozitif tam bölen sayısını verecekti. O zaman geliyorum a sayısına. Şimdi soru şu. Sen a'yı asal çarpan ayıracaksın. Ve üstlerini birer arttırarak çarptığın zaman pozitif tam bölen sayısının 4 gelmiş olması gerekiyor. O zaman soru şu. Sen neleri bir arttırarak çarparsan çıkan sonuç 4 gelir. Bak elimizde 2 tane sayı olsa Bunların kuvvetleri 1'e 1 bir olsa ben üstlerini birer artırarak çarparsam 1'i 1 bir artırdım 2 geldi. E bunu da 1 artırdım 2 geldi. Çıkan sonuç ne gelmiş oldu? Tak diye pozitif tam bölen sayısını yani 4'ü vermiş oldu. Tamam bir kere üstler 1'e 1 bir olacakmış. Peki bunun dışında başka tabanlar kim olabilir? E sen şimdi A'nın ne değerini istiyorsun? En az değerini istiyorsun. E bu durumda tabanları en küçük olan asalları yazmam gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman gidiyorum buraya 2 sayısını. Buraya da 3 sayısını yazmış oluyorum. Şimdi bana diyebilirsiniz ki. Hocam sen buraya birebirleri yazdın ama. Mesela sayımız 2'nin kübü olsaydı. Üstünü 1 artırsaydı yine 4 gelecek diyeceksin. Ama şu an bulduğum bu sayı. Bak dikkat et bu sayıdan daha büyük. Ben neyi arıyorum? Elimdeki en küçük A sayısını arıyorum. Ve şu an buradaki sayı buna göre daha küçük geldi haberin ola. Peki bu durumda A sayısı kaç gelmiş oldu? 6. Harbiden de bunları sağlıyor mu? Sağlıyor. Nasıl sağlıyor? 6'yı tam bölen sayılar kimler? Pozitif olarak. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 6 böler. Bak 4 tane pozitif tam bölen geldi. Ve toplamlara bak. 6, 3 daha 9, 2 daha 11, 1 daha 12. Yani 2 şartla sağladık. Tamam A'yı bulduk. Bir kere hemen yerine yerleştirelim. Kök C eşittir. 6 çarpı kök B gelmiş oldu. 6'yı alalım içeri aktıralım. Hatırla 6'yı içeri aktarırken nasıl aktaracağım? Kökün derecesini üzerine almam lazım. O zaman kök C sayısı 6 içeri girdi zaman 36 oldu. Bir de B ile çarpmış oldum. E bu durumda kökün içindeki sayıların eşit olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani C sayısı ne gelmiş oldu? 36 çarpı B sayısı gelmiş oldu. Ve sen C sayısının nasıl bir sayı olduğunu biliyorsun. 3 basamaklı bir doğal sayı olduğunu biliyorsun. Soru şu. 36'yı en küçük. Neden en küçük diyorum? Çünkü en az değerini soruyor. Neyle çarparsam çıkan sonuç 3 basamaklı bir sayı yapar. E tabii ki de 3 sayısıyla çıkan sonuçta 108 gelmiş olacak. O zaman C'yi en az 108 buldum. Neden? E çünkü bu aldığım sayılar zaten en küçük sayılardı. O zaman çarp ne en küçük gelecektir? A'yı en az kaç bulduk? 6 bulduk. B'yi de en az 3 bulmuş olduk. Bunları toplarsak 9 buradan 108 buradan çıkan sonuç en az 117 ile Denizli gelmiş olur. Bir markette kola K lira, gazoz G lira ve ayran A liraya satılmaktadır. Aşağıda Selçuk, Deniz ve Kahraman'ın her birinden kaçar tane aldığı gösterilmiştir. Aldıkları ürünler için en az parayı Selçuk vermiş. En fazla parayı kahraman ödemiş. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruyor bana. Şimdi bir kere ben biliyorum ki buradaki kişiler arasından en az parayı Selçuk ödedi. En fazla parayı kahraman vermiş. O zaman ortadaki değerde deniz olması gerekiyor. Peki soru şu. Bu kişiler ne kadar para ödedi? Selçuk'tan başlayalım. Selçuk dikkat edin. iki tane kola almış. 1 e, kolanın fiyatı K liraysa 2 kola 2K gelmiş oldu. Aynı şekilde 1 gazoz G liraysa 3 gazoz 3G gelmiş oldu. 1 ayran dikkat et A liraysa 3 ayran 3A gelmiş oldu. Küçüktür geldim denize. Sen 1 kolanın K olduğunu biliyorsun ve deniz 2 tane kola almış o zaman 2K gelmiş oldu. 1 gazoz G lirayken deniz 2 tane almış 2G gelmiş oldu. Aynı şekilde bir ayran A'lira ise 4 ayran 4A gelmiş oldu. Ve geldim son olarak kahramana. Kahraman ne yaptı? Bir tane kola aldı. K'lira buradan geldi. Aynı şekilde 3 tane gazoz aldı. Ne gelmiş oldu? 3G buradan gelmiş oldu. Ve 4 tane ayran aldığı içinde de 4A buradan gelmiş oldu. Peki elime böyle bir eşsizlik geldiyse burada ne yapmam gerekiyor? Bunları ikili ikili bir şöyle bir de şöyle inceleyelim. Bak sen 2K artı 3K artı 3A'nın kimden daha küçük olduğunu biliyorsun. 2K artı 2G artı 4A'dan daha küçük olduğunu biliyorsun. 2K'yı ben burada sol tarafa atarsam eksi 2K yapacak. O zaman bu 2K'lar ne yaptı? Birbirini götürdü. G'leri bir tarafa gönderelim. A'ları bir tarafa gönderelim. 3G'den 2G çıktı. Geriye 1G kaldı. 4A'dan 3A çıktı. 1A kalmış oldu. Bir kere bu eski cebimde. Şimdi şurada size bir bakalım. Sen 2K artı 2G artı 4A'nın kimden daha küçük olduğunu biliyorsun. K artı 3G artı 4A'dan daha küçük olduğunu biliyorsun. E bu durumda K'yı sol tarafa atsam 1K gelmiş olacak. 2G'yi sağ tarafa atsam 3G'den 2G çıktı 1G kalmış olacak. 4A'yı da sağ tarafa atarsam bu 4A'lar ne yaptı? Birbirini götürdü. O zaman buradan da bir tanesi geldi mi? Geldi. Bak dikkat et. Sen K'yı G'den daha küçük buldun. Ve burada da G'yi A'dan daha küçük bulmuştun. O zaman karşıma böyle bir çıkmış oldu. E bu durumda sorunun doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. Öğretmen tahtaya sıfırdan farklı belli sayıda rakam yazmıştır. Öğrencileri Can ve Deniz'e bu rakamları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı sayı yazabilirsiniz diye sormuştur. Deniz rakamları farklı 3 basamaklı sayıya göre yazdığından canın sonucundan 96 eksik bulmuştur. Öğretmen tahtaya kaç farklı rakam yazmıştır. Bak şimdi soruya başlamadan önce senle beraber bir örnek çözelim. Diyelim ki benim elimde 5 tane rakam olsun tamam mı? 5 tane rakam olsun. Şimdi sana diyorum ki bana 3 basamaklı sayı yaz diyorum. Kimle? Bu 5 tane rakamla. Bak dikkat et. Rakamları farklı olsun demedim sana. O zaman hepsinin rakamları aynı olabilir mi? Olabilir. Bir sıkıntı yok. Sen ne dersin bana bu durumda? E hocam benim buraya yazabileceğim 5 tane sayı var dersin. Buraya 5 tane sayı koyarsın. Aynı şekilde buraya yine 5 tane sayı yazabilirsin. Buraya yine 5 tane sayı yazabilirsin. Ve çıkan sonuç bana neyi verir? 125 farklı sayı vermiş olur. Fakat eğer ki ben buraya rakamları farklı olan sayıları yazacaksam ne olmuş olur? Buraya 5 tane sayı yazabilirim. E bir tanesini yazdığım için o zaman artık geriye 4 tane sayı yazmak zorundayım. Bir tanesini de buraya koyarsam geriye 3 tane sayı kalmış oldu. Bunları çarparsam da çıkan sonuç 60 farklı sayı vermiş oldu. İşte bunun gibi bir örneği de burada yapacağız. Şimdi diyelim ki öğretmen tahtaya en tane rakam yazmış olsun. Sen bu n tane rakam arasından ne olduğunu biliyorsun. Sıfırdan farklı olduğunu biliyorsun. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi diyelim ki ilk başta n tane rakamla rakamları farklı olan sayıları yazalım. Şimdi rakamları farklı olan sayıları yazacaksam bir kere buraya n tane farklı sonucum var. Bu bir kere cepte. E bunlardan bir tanesi kullandıysam geriye kaç tane sayı kaldı? n-1 tane. E bir tanesi de burada kullandıysam geriye n-2 tane sayı kalmadı mı? Peki bu durumda oluşan sayılar bana n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 tane sayı verecek mi? Evet verecek. Bu bir kere cepte. Peki sen rakamları aynı olabilecek sayıları yazarsan. O zaman buraya n tane sayı gelebilir. Buraya n tane sayı gelebilir. Buraya n tane sayı gelebilir. Toplamda n küp tane sayı oluşmayacak mı? Oluşacak. İşte bana soru diyor ki. Burada oluşan sayılar yukarıda oluşan sayılardan 98 fazladır diyor. Tabi bunu tam tersi söylemiş. Ne demiş? Demiş ki Deniz rakamları farklı 3 basamaklı sayıya göre yazdığından Can'ın sonucundan 96 eksik bulmuştur. Can'ın bulduğu sonuç bu. Deniz'in bulduğu sonuç bu. Deniz ne yaptı? Rakamları farklı olanı göre yazdı. O zaman bulduğu sonuç Can'a göre 96 eksikmiş. E, o zaman ben buradaki n çarpı n-1 çarpı n-2'ye 96 eklediğim takdirde çıkan sonuç n küpe yani canın yazdığı sayılara eşit olması gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Hemen ilk önce buradaki ifadeleri bir çarpalım. Çarparsam n-1 ile n-2 çarptığım takdirde hemen bunu bir içeri dağıt. E, bu durumda n kare eksi 3n artı 2 gelmeyecek mi? Gelecek. Aynı şekilde n'i de bir içeri dağıtalım. Bu durumda n küp eksi 3 ne kare artı 2 n geldi. Sağdan bir 96 geldi. Sağdan da n küp gelmiş oldu. O zaman bu n küpler ne yaptı? Birbirini götürdü. Bak ben n karenin başında eksi hiç sevmem. Şu an sağ tarafta 0 olduğu için iki tarafı da bir eksiyle çarparak n karenin katresini bir artı yapalım. İki tarafı da eksiyle çarparsam 3 tane ne kare eksi 2 n. Eksi 96 kime eşit gelmiş oldu? 0 eşit gelmiş oldu. E ne yapacağım? Çarpanları ayıracağım. Sol tarafı 3n'ye n şeklinde ayırdım. Sağ tarafı da eksi 6'ya artı 16 şeklinde ayırsam. Dikkat et. Çarpımları eksi 96'yı verdi. Çaprazların toplamı ortaya verdi mi? Evet verdi. O zaman ben bunları karşılıklı yazarsam 3n artı 16 çarpı n eksi 6 0 eşit geldi mi? Geldi çarpma sıfırken ya sol tarafın sıfır ya da sağ tarafın sıfır olması gerekiyor. Sol taraf sıfırsa n'nin birinci değeri eksi 16 bölü 3 geldi. Sağ taraf sıfırsa n'nin e ikinci değeri 6 gelmiş oldu. E tabi ki de rakam adedi negatif olamayacağına göre n değerini eksi 16 bölü 3 alamam. Demek ki de öğretmenin tahtaya yazdığı rakam adedi 6 geldi. Yani sorun doğru cevabı Ceyhan çıkmış oldu aşağıda verilen çeşit kenar üçgen biçimdeki ahşap nesne 100 birim uzunluğundaki doğrusal yolda devrilerek ilerletilmektedir diye söylüyor bana. Tüm kenarlar beşer kez devrildikten sonra kısa kenar bir kez daha devrilirse yolun sonuna tam olarak geliniyormuş. Ortanca kenar bir kez daha devrilirse yolu bir birim geçiyormuş. Büyük kenar bir kez daha devrilirse yolu 3 birim geçiyormuş üçgenin kısa kenarı kaç birimdir diye soruyor bana. Şimdi diyelim ki üçgenin kenarları A, B, C birim olsun. Ve diyelim ki A küçüktür, B küçüktür, C olmuş olsun. Bana soruda diyordu ki bak dikkat et. Tüm kenarlar beşer kez devrildikten sonra. Tüm kenarlar beşer kez devriliyorsa o zaman bu ne anlama geliyor? Buradaki üçgen bir kere 5A artı 5B artı 5C kadar yol aldı. Bir de bunun üzerine kısa kenar bir kez daha devrilirse üzerine bir A kadar daha gittim. Ve yolun tam sonuna gelmişim. İşte ben buradan ne anlıyorum? Demek ki burada aldığım yol yüze eşit olması gerekiyor. Yani kısaca 6A artı 5B artı 5C kime eşit geldi? Yüze. Devam edelim. Tüm kenarlar 5'er kez devrildikten sonra yani yine 5A, 5B, 5C gittikten sonra ortanca kenarı bir kez daha devirirsem çıkan sonuç ne gelecekmiş? Yolu bir birim geçecekmişim. E yolun tamamı 100 olduğuna göre bir birim geçersem çıkan sonuç 101 gelmiş oldu. Toparlarsak burasını 5A artı 6B artı 5C gelmiş oldu. Aynı şekilde tüm kenarlar 5'er kez devriliyorsa bir kere 5A artı 5B artı 5C geldi. Bunun üzerine büyük kenar bir kez daha devrilirse üzerine C gelmiş oldu. Ve çıkan sonuç ne yaptı? Yolu 3 birim geçti. Yani 103 birim gelmiş oldu. E bunları da toparlarsak 5A artı 5B artı 6C gelmiş oldu. Buna göre benden kim istiyor? Kısa kenarı yani A istiyor. O zaman olayımız şu. Ben herhangi bir denklemi sadece A'ya bağlı yazsam buradan A'yı bulamaz mıyım? Bulurum. Bak şimdi o zaman temel problemimiz şu. B ve C'yi al yazmak. İlk önce şu iki denklemi kullanalım. Şöyle yapalım. Ben burada eğer ki alttaki denklemden üstteki denklemi bir çıkartırsam ne gelmiş olacak? 5A artı 6B artı 5C'den kimi çıkartmış oldum? 6A 5B'yi ve 5C'yi çıkartmış oldum. E sağ taraftan da 101'den 100'ü çıkartırsam 1 gelmiş oldu. Ne oldu bu durumda? 5C'ler birbirini götürdü. 6B'den 5B çıktı. 1B kaldı. 5A'dan 6A çıktı. Eksi A geldi. Ve çıkan sonuç 1 gelmiş oldu. Aynı şekilde şimdi alttaki şu iki denkleme baksak. Ve altındakinden üsttekini çıkartsam. E bu durumda 5A artı 5B artı 6C'den ne yapıyorum? Bunu çıkartıyorum. Burası eksi 5A. Burası eksi 6B. Ve eksi 5C gelmiş oldu. Sol taraftan da 103'ten 101 çıkarsa 2 gelmiş oldu. E bu durumda 5A'lar ne yaptı? Birbirini götürdü. 5B'den 6B çıkarsa eksi B gelmiş oldu. 6C'den 5C çıkarsa 1C gelmiş oldu. Ve çıkan sonuç 2 gelmiş oldu. E ben ayrıca eksi A'yı sağ tarafa atsam. B'nin A artı 1 olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Ve amacımız neydi? Hem B'yi hem de C'yi A cinsinden yazmaktı. E burada da B'yi sağ tarafa atsam. C'nin B artı iki eşit olduğunu biliyorum. Ve sen B'nin aynı zamanda A artı 1 olduğunu yukarıdan biliyorsun. Yani bu durumda C değeri de kaç gelmiş oldu? A artı 3 gelmiş oldu. O zaman bulduğum bu iki değeri Herhangi bir denklemde ki ben en üstünü tercih ediyorum. Eğer ki yerine koyarsak. Bir kere soldan 100 geldi. Soldan 6A geldi. Artı 5 çarpı. B ifadesi kim gelmiş oldu? A artı 1 gelmiş oldu. Sağdan da 5 çarpı A artı 3 gelmiş oldu. Hemen 5'leri içeri dağıt. Buradan 5A artı 5 geldi. Sağdan 5A artı 15 geldi. Toparlarsam. 5A buradan 5A buradan 10A geldi. 6A da buradan 16A çıktı. E 5 buradan 5 buradan dikkat et. 5 buradan 15 buradan 20 yaptı. Ve sol taraftan da 100 gelmiş oldu. 20'yi sol tarafa aktarırsam 80 eşittir 16A geldiyse e buradan da A değeri 5 çıkmış olur. Yani sorudaki en kısa kenarı 5 bulduk. Sorunda doğru cevabı Ceyhan gelmiş olur. Evet toplam sembolü x şeklinde bir şey tanımlamış. Peki bu ne demekmiş? x doğal sayısının en küçük asal çarpanı ile en büyük asal çarpanı toplamı demekmiş. Bize böyle bir ifade vermiş. Buna göre x değeri ne olabilir diye soruyor bana. Bak şimdi soruya başlarken buradaki ifadeye a şeklinde bir isim vermek istiyorum. E bu durumda ben toplam sembolü a'yı kaç bulmuş oldum? 7. Peki toplam sembolü a ne anlam taşıyor? Şuradaki X gördüğüm her yere ben A yazsam bunun anlamı ne? A doğal sayısının en küçük asal çarpanıyla en büyük asal çarpanın toplamı. Kim eşitmiş bu? 7 eşitmiş. Yani ben buradan anlıyorum ki A'nın asal çarpanlarındaki en küçük sayıyla en büyük sayı toplarsam sonuç kaç olacakmış? 7. E peki bu durumda en küçük asalla en büyük asalın kim olması lazım ki toplamları 7 gelsin? Tabii ki de 2 ile 5. Bu durumda anlıyorum ki benim A sayımın içinde en küçük asal olarak 2 var. Arada kimse var mı bilmiyorum. Var olsa da önemli değil. Ama en büyüğünde 5 olduğunu biliyorum. Yani anladım ki elimdeki A sayısı bu şekilde yazılan bir sayımış. Bunlar çarpım şekli olan sayılar. Bu bir kere cepte. Peki biz kime A demiştik? Toplam sembolü X'e A demiştik. Peki toplam sembolü x ne anlam taşıyordu? x'in en küçük asal çarpanı ile en büyük asal çarpanı toplamıymış. He, o zaman bak ben buradan bir şey anlıyorum. Demek ki de senin x'inin en küçük asal çarpanı ile en büyük asal çarpanın toplamının asal çarpanları ayırdığın zaman niye ayırdım? E çünkü bu bu değer işte ya. Bu değerler şu anda asal çarpan ayrılmış hali değil mi? Asal çarpan ayrılmış hali. O zaman içinde 2 ve 5 barındırması gerekiyor. Bak burası anlamak zor kolay değil. Tekrar ediyorum. Şimdi sen şu toplam sembolü x'in kim olduğunu biliyorsun. x'in en küçük asal çarpanı ile en büyük asal çarpanın toplamı. Tamam sen bu toplam değeri buldun mu? Buldun. Ben de sana diyorum ki bu toplamı bulduğun zaman bunu asallara ayırdığın zaman içinde 2 ve 5 olması gerekiyormuş. Soru şu işte. Bunu sağlayan sayı kim? Nasıl bulacağım? Teker teker bakacağız. A şıkkından başlayalım. İlk önce 36'yı x olarak varsayalım. Tamam mı? O zaman ne yapmam gerekiyor? İlk önce bunun içindeki en küçük asalla en büyük asalın toplamı bulmam lazım. Hemen 36'yı asal çarpanlara ayır. 36 sayısı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde yazıldı. O zaman en küçük asal 2 en büyük asal kim geldi? 3 geldi x'in toplamına gelmiş oldu? 5 gelmiş oldu. Yani sen şu anda delta x'i kaç bulmuş oldun? 5. E işte ben bunu asal çarpanlara ayırdığım zaman sadece 5 gelmiş olmuyor mu? Oluyor. Ama oysa ki içinde kim de olması gerekiyordu? 2 de olması gerekiyordu. Demek, demek ki de A şıkkı doğru cevap olamazmış. Geldim B şıkkına. Hemen buradaki x değerini 69 seçtim. Ve bunu çarpanlarına ayırıyorum. Sen buradaki sayıyı asal çarpanlar ayırırsan Burası 3 çarpı 23 gelmiş olmayacak mı? Olacak. Asal çarpanlarından en küçüğü 3. En büyüğü 23 geldi. X'ini toplarsam delta x değeri kaç gelmiş oldu? 25. E bunu da asal çarpanla ayırırsam 5'in karesi gelmedi mi? Geldi. Oysa ki bunun içinde kim olması lazımdı? 2 ve 5 çarpan olması lazımdı. 2 olmadığı için 5 ile gitti. Gelelim x değerini 72 almaya. 72'yi çarpanlara ayırırsam 8 çarpı 9 olduğu için 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi geldi. En küçüğüyle en büyüğünün toplamı kaç gelmiş oldu? 5. İşte bu toplamı asallara ayırdığım zaman e yine 5 gelecek. İçinde 2 olmadığı için yine bunun çıkmaması lazım. Ve geliyorum 105'e. Şimdi ilk önce 105'i asal çarpanları bir ayıralım. 105'i 3'e böldüm. Kaç kere var? 35 defa var. 5'e böldüm. 7 kere var. 7'ye böldüm. 1 kere var. Yani elimdeki ilk sayısı 3 çarpı 5 çarpı 7 geldi. En küçük asal kaç? 3. En büyük asal kaç? 7. E bu durumda sen toplam sembolü x'i kaç bulmuş oldun? 10. Çıkan bu sonucu bir de asallara ayırırsam hem 2'yi hem de 5'i barındıran bir sayı geldi mi? Geldi. İşte bu durumda doğru cevabın denizli gelmiş olması gerekiyor. Bir öğrencinin çalışma odasında iki farklı kitaplığı varmış. Bu kitaplıklardan birincisinde en tane raf varmış ve her bir rafta 5 tane kitap alabiliyormuş. İkincisinde m tane raf varmış ve her bir raf 8 tane kitap alabiliyormuş. Kitaplıkta toplamda 105 tane kitap varmış. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor bana. Şimdi o zaman ilk önce şunu yapalım. Toplam kitap sayısını bir hesaplayalım. Sen ne biliyorsun? Birincisinde en tane raf olduğunu biliyorsun ve her bir rafın 5 tane kitap aldığını biliyorsun. Bir raf 5 kitap alıyorsa en tane raf 5 çarpı en kitap almayacak mı? Alacak. Aynı şekilde dikkat et. Bir raf 8 tane kitap alıyorken toplamda kaç tane raf var? M tane raf var. O zaman M tane rafında 8 çarpı M kitap alması gerekmiyor mu? Gerekiyor. İşte buradaki kitap sayılarının toplamı kime eşitmiş? 105'e eşitmiş. Peki benim buradan nasıl bir sonuç çıkarmam gerekiyor? Sen şimdi 105 sayısının tek bir sayı olduğunu biliyorsun. Burada m nasıl bir doğal sayı olursa olsun sen bunu 8'e çarparsan çıkan sonuç kesinlikle çift gelmeyecek mi? Gelecek. Peki çiftle neyi toplarsam çıkan sonuç tek gelir? E, tek bir sayıyı ve çarpımın sonucu tekse sayılardan her birinin tek olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Yani sen şu an garanti bir şey buldun. N sayısı ne gelmiş oldu? Tek bir sayı. Peki bir şey soracağım. M'nin tek veya çiftliği hakkında garanti bir şey var mı? Hayır yok. Yani şu an karşına şöyle bir sonuç var. Buraya M diyelim. Buraya N diyelim. Ben N'nin kesinlikle tek olduğunu biliyorum. Buna karşılık M'miz çift olabilir. N'nin tek olduğunu biliyorum. Ama buna karşılık M'miz tek de olabilir. Çünkü M'nin tekliği veya çiftliği garanti değil. Bak tekrar söylüyorum. Sen burası nasıl çift buldun? şuradaki 8 çarpından dolayı çift buldum. Haberin ola. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci yargıdan başlayalım. Bir kere birinci yargı kesin doğru değil. Niye kesin doğru değil? Ben buradaki M'yi tek seçsem, N'yi de tek alsam toplamda çift yapmaz mı? Yapar. O zaman birinci yargı gitti. M ile N'nin çarpımı tektir diyor. E bu da kesin değil. Ben burada M'ye çift versem, N'ye teki versem ikinci yargı çift gelecek. Bu da gitti. Bak üçüncü yargıda Buradaki ifadeyi bir M ortak parantezine alsam soldan kim gelmiş olacak? N'ye gelmiş olacak? Sağdan da M gelmiş olacak mı? Evet olacak. Şimdi kesinlikle diyorsa bu iki ihtimalin sonucunda da mutlaka sonuç çift gelmesi gerekiyor. Varsayalım ki buradaki ifade için ilk önce M'miz çift, N'miz tek olmuş olsun. E ben bunu yerine yazarsam M çift geldiği için içerisi de dikkat et. N'miz tek M'miz çift olduğu için. Burası çiftken içerisinde ne olursa olsun çıkan son çift gelmeyecek mi? Gelecek. Şimdi tam tersi x de tek olsun. E bu durumda şurada yerine koyarsak M'miz tek geldi. N'miz tek geldi. M'miz tek geldi. Ben bunları toplarsam çıkan sonuç çift gelmiş oldu. Çiftle teki çarparsam çıkan sonuç ne geldi? Çift bir sayı geldi. İki durumda da çıkan sonuç çift olduğu için üçüncü yargı kesin doğru geldi. Yani cevabımız da Ceyhan gelmiş oldu. A, B ve C birbirinden farklı rakamlar. A, B ve C, A iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Aşağıda bir dağın eteğindeki yürüyüş parkurunda Ali'nin yürüdüğü mesafeler ve saatteki yürüme hızları kilometre cinsinden verilmiştir. Ne yapmış peki Ali? İlk mola yerine kadar toplamda AB kilometreyi B kilometre bölü saat hızı gitmiş. Yani Ali, Ali ne yapmış? Buradan yola çıkmış. Buradan buraya kadar toplamda AB kilometre yolu ne yapmış? Saatte B ile gitmiş oldu. Aynı şekilde mol yerinden sonra başlama noktasına kadar CA kilometreyi saatte A kilometre hızla yürümüş. Yani ne yapmış Ali? şuradan tekrar başlamış. Başlangıç noktasına kadar toplamda CA kilometre yolu saatte A kilometreli yürümüş. Ve sen ne biliyorsun? Moladan önce ve sonra şuralardaki yürüme süreleri neymiş? Birer tam sayıymış. Buna göre parkurun uzunluğu en az kaç kilometre diye soruyor bana. Bir kere soruya başlarken sen yol eşittir hız çarpı zaman bağlantısını biliyor musun? Evet biliyorsun. E burada iki tarafta ben hıza bölsem. O zaman zaman dediğim kavram otomatikman yol bölü hız gelmiş oldu mu? Oldu. Peki sen başlangıç noktasından ilk moda yerine kadar toplam ne kadar yol aldın? AB kadar yol aldın. Peki bunu ne kadar hızlı yaptın? Saatte B kilometre kadar. Demek ki sen yürümeye başlangıç yerinden İlk moda yerine kadar toplam bu kadar süre yürümüş oldun. Dikkat et bu ilk süremiz. E, gelelim ikinci süreye toplam CA kadar yol yürüdün ve bunu dikkat et hangi hızla yürüdün? A hızıyla yürümüş oldun. Peki benden ne istiyor soruda? Buradaki yolların toplam uzunluğunu istiyor. Yani AB ile CA'nın toplamının en küçüklerini istiyor. Bak dikkatli ol. Bunlar iki basamak sayılar bunların toplamların küçük olması için şu onlar basamağındaki rakamların küçük değerler olması gerekiyor. Bunu sakın unutma. Şimdi sen bir kere hem AB'nin hem de CA'nın iki basamaklı olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Çözüm ne bunları? Yukarıdan 10 artı B geldi. Aşağıdan B geldi. E bunu kesirlerine ayır. Öyleyse 10A bölü B artı B bölü B'den dolayı bir gelmiş oldu mu? Oldu. Bak dikkat et bu bir süre. Sen sürenin ne olduğunu biliyorsun? Bir tam sayı olduğunu biliyorsun. O zaman bu bir tam sayıysa. Burası zaten bir tam sayı. Burada bir sıkıntı yok. Demek ki de burasının da tam sayı gelmesi lazım ki. Çıkan sonuç tam sayı gelmesin. Burasının tam sayı gelmesi için. Mutlaka şuradaki B sayısının. Onun tam bölenleri olması gerekmiyor mu? Yani B sayısı kim olabilir? 1 olabilir. 2 olabilir. 5 olabilir. 10 olabilir. Hani bunlardan biri olmak zorunda ki ne yapsın? 10 ile Çıkan sonuç bir tam sayı gelsin. Geldim sağ tarafa. Hemen buradaki C A'yı çözümle. Ne gelmiş oldu? 10C artı 1A geldi. Bölü A gelmiş oldu. Bunu kesilere ayır. Sol taraf 10C bölü A. Sağ taraf A bölü A'dan dolayı 1 gelmiş oldu. Bak dikkat et. Bu da bir süre. Bunda tam sayı gelmesi lazım. E zaten burası tam sayı olduğu için. O zaman burasında mutlaka tam sayı çıkması gerekiyor. Dikkat et. Burasının tam sayı gelmesi için kesinlikle A sayısının şu 10'un tam bölenleri olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani A sayısı da 1, 2, 5 ve 10'dan biri mutlaka olması gerekiyor. Şimdi dikkat et. En başta buradaki ifadenin toplamın en küçük olması için A ve C ne olması gerekiyordu? Olabildiğince küçük olması gerekiyordu. O yüzden ben gidiyorum hemen buradaki A değerini bir kere bir seçiyorum. A'yı bir kere bir seçtim. A'yı bir seçtikten sonra dikkat et. Senin şu anda C için herhangi bir etkin var mı? Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela A sayısı bunlar olacak. B sayısı bunlar olacak. C için herhangi bir şey etkili mi? Değil. O zaman C'yi seçebileceğim en küçük rakam seçmeye çalışıyorum. Dikkat et C'yi alamazsın. Çünkü c sıfır alırsan burası o zaman ne olmuş olacak? 2 basamaklı bir sayı olmamış olacak. O yüzden rakamlar da birbirinden farklı olduğu için C'yi gidiyorum. Birden büyük olan en büyük rakam seçiyorum ki. Birden büyük olan en küçük rakam seçiyorum ki. Buradaki sayı ne gelmiş olsun? En küçük gelmiş olsun. Şimdi dikkat et. A'yı bir seçtik. C'yi seçtik. O zaman B sayısı en küçük kaç olabilirmiş? 5 olabilirmiş. O zaman B sayısında 5 seçmiş oldum. E bu durumda AB sayısı kaç gelmiş oldu? 15 gelmiş oldu. CA sayısı da 21 gelmiş oldu. Toplamın da en küçük değeri 36 ile C han çıkmış oldu. Tekrar basa basa söylüyorum. Bir kere sorunun en önemli yeri burası. Bak bu toplamın küçük olması için onlar basamandaki sayıların küçük olması lazım. O yüzden sayıları seçerken ilk önce A ve C'yi seçmek zorundasın. E bakıyorum ki A değerleri bunlar olabilirmiş. O zaman hemen gittim A'yı en küçük sayı olarak bir seçtim. Peki C için şu olacak bu olacak diye bir kavram var mı? Yok. O zaman C'yi ne yapıyorum? Sıfır da seçemediğim için birden büyük olan en küçük tam sayı 2 alıyorum. Çünkü rakamlar birbirinden farklı. İkisini birebir alamazsın. E şimdi sen A'yı 1 verdin. Dikkat et C'yi 2 verdin. Öyleyse B'ye verebileceğin en küçük rakam kim kaldı? 5 kaldı. O yüzden de B'yi 5 aldım ve toplam en küçük 36 gelmiş oldu. Aşağıda kenar uzunlukları gösterilen dikdörtgen biçimdeki bir bahçe bize verilmiştir. Bir bahçıvan bu bahçeyi öncelikle eş karelere ayırıyor. Daha sonra ayırmış olduğu eş kare alanlara sebze ve meyve fidanları dikiyor. Bahçıvan eş kare alanlardan her birindeki dikim işini 8 saate bitirebiliyormuş. Buna göre bahçıvan tüm bahçenin dikim işini en az kaç saatte tamamlar diye soruyor bana. Bir kere ben bundan ne anlıyorum? Bahçıvanın bu işi en az sürede bitirmesi için benim elimdeki kare sayısının ne olması lazım? Az sayıda olması lazım. Peki kare sayısının az olması için buradan ne anlıyorum? kenar sayısı ne kadar çok büyük olursa sen buradaki şekli o kadar az parçaya bölmüş olmaz mısın? Olursun. Bak dikkat et ne yapıyorsun? Şu an elinde büyük bir şekil var. Sen büyük bir şekilden küçük şekiller elde etmeye çalışıyorsun. O zaman bu işlem ne anlama geliyordu? Sen büyük bir şekilden küçük bir şekil elde ediyorsan buradaki sen bir karenin bir kenar uzunluğunu nasıl bulacaksın? Tabii ki de EBOB alarak. Karşımızdaki problem Ebo problemi. Bakın Ebo Bekok problemlerinde eğer ki büyük bir şekilde tam da burada olduğu gibi böyle küçük küçük şekiller elde ediyorsanız unutmayın Ebo almak zorundasınız. O zaman hemen 48 ve 72 sayılarının en büyük ortak bölenlerini bulun. Peki iki sayıyı bölen en büyük sayı kaç? 48 ile 72'yi bölen en büyük sayı bulmak için hemen 48 ile 72'yi yazdım. Yana bir tane çizgi çektim. 2 i̇ki sayısı ikisine böldü. 24 kere var, 36 kere var. Aynı şekilde 2 iki ikisine böldü. 12 kere var, 18 kere var. 2 i̇ki ikisine böldü. 9 kere var. Pardon, 6 kere var, 9 kere var. 2 i̇ki ikisine bölecek mi? Hayır bölmeyecek. Dikkat et. Burada 3 kere var. Burada yine aynı şekilde 9 kaldı. 3'e bölersem 1 kere var, 3 kere var. X'ine böldüğüm için yuvarlak için aldım. 3'e böldüm 1 kere var. Yuvarlak içine aldığım sayıların çarpımı bana ebobu vermeyecek miydi? Verecekti. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 çarpı 3'ten 24 gelmiş oldu. İşte bu 24 ne biliyor musun? Elde edeceğin karelerin bir kenar uzunlukları. O zaman ben ne anlıyorum? Elde edeceğim karenin bir kenar uzunluğu 24 ise demek ki sen buradan bir çizgi çektiğin zaman burasını iki eş parça ayırarak o kareleri ne yapacaksın? birer kenarını bulmuş olacaksın. Aynı şekilde karelerin birer kenarı 24 gelecekse buradaki 72 metreyi 3 parçaya ayırmam gerekmiyor mu? Gerekiyor ki dikkat et buralar teker teker 24 gelmiş olsun. Ne yaptım şu anda? Ben 6 tane kare elde ettim ve elde ettiğim karelerin her birinin kenar uzunluğu tam da burada olduğu gibi 24 geldi mi? Geldi. Sen ne biliyorsun? buradaki her bir karenin bahçıvan işini toplam kaç saate bitiriyor? 8 saate bitiriyor. O zaman bahçıvan sadece bir kareyi 8 saate bitiriyorsa elindeki 6 kareyi toplam kaç saate bitirmesi lazım? 6 çarpı 8'den 48 saate bitirmesi lazım. Yani sorun doğru cevabı Adana gelmiş oldu. Bir lisede 11. sınıf A, B, C ve D şubelerindeki öğrenciler 100. yıl Cumhuriyet coşkusu yürüyüş provalarına ya da çerek suma törenine katılacaklarmış. 11A ve 11B sınıfındaki öğrenciler yürüyüş provasına x eksi 4'er kişiden oluşan x artı 3 tane gruba ayrıldıklarında kalan 6 öğrenci çerek sunma törenine katılıyorlarmış. Bak şimdi burada bir duralım. Bir kere bizim gruplarımız toplamda kaç kişiden oluşuyor? x eksi 4 kişiden oluşuyor. Bir grupta x eksi 4 kişi varken elinde toplam kaç grup var? x artı 3 tane grup var. O zaman elimdeki toplam öğrenci sayısı x artı 3 çarpı x eksi 4 gelmiş olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Peki bunun üzerine bir de sen çelenke giden öğrencileri üzerine eklersen işte şu anda 11 A ve B şubelerindeki toplam öğrenci sayısı ortaya çıkmış oldu mu? Evet oldu. İlk önce bunu bir içeri dağıtalım. Dağıtırsak x kare eksi 4x artı 3x eksi 12 geldi. Sağdan da 6 gelmiş oldu. E, toparlarsak x kare eksi x eksi 6 gelmiş oldu. Şu an bulduğum ifade tekrar ediyorum. 11. sınıflardaki A ve B şubelerindeki toplam öğrenci sayısı. Şimdi geldim C ve D'ye. 11C ve 11D sınıfındaki öğrenciler Yürüyüş provasında x eksi 4'er kişiden oluşan x artı 2 tane gruba ayrıldıklarında kalan 5 tane kişi çeyrek sumatörüne gidiyormuş. Dur şimdi burada. Bak. Bir tane grupta toplam kaç kişi var? x eksi 4 kişi var. Peki senin elinde toplam kaç tane grup var? x artı 2 tane grup var. E bir grupta x eksi 4 kişi varken toplam x artı 2 tane grupta x artı 2 çarpı x eksi 4 öğrenci gelmeyecek mi? Gelecek. Bir de sen bunun üzerine kalan şu 5 eklersen o zaman C ve D şubelerindeki toplam öğrenci sayısı ortaya çıkacak mı? Evet çıkacak. Hemen buradaki ifade bir at. x kare eksi 4x artı 2x eksi 8 ve artı 5 gelmiş oldu. İfadeyi toparla. x kare eksi 2x eksi 3 gelmiş oldu. Kim bunlar? 11. sınıftaki C ve D şubelerindeki toplam öğrenci sayıları. Peki bana soruda neyi soruyor? 11A ve 11B sınıfında bulunan öğrenci sayıları toplamının yani şuradaki toplamın 11C ve 11D sınıfında bulunan öğrenci sayıları toplamının oranı yani bu ifadenin oranı istiyor. Yani kısaca istediği şey şu. X kare eksi x eksi 6'nın x kare eksi 2 x eksi 3 oranı istiyor. Hemen ayır çarpanlarına. x e x geldi. Çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 yapan iki sayı. Kim onlar? Eksi 3 artı 2. Karşılıklı yaz hemen bunları. x eksi 3 çarpı x artı 2 gelmiş oldu. İndim aşağıya. Ayır çarpanlarına. x e x eksi 3 artı 1 gelmiş oldu. Karşılıklı yaz bunları. x eksi 3 çarpı x artı 1 geldi. E bu durumda x eksi 3'ler birbirini götürdü. Sorunun doğru cevabı da x artı 2 bölü x artı 1 ile Adana gelmiş oldu. Bir k tam sayısının 30 ile bölümünden kalan 15'miş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor bana. Bir kere senin bu soruyu çözmen için bilmen gereken bir şey var. Unutma bölme işlemi matematikte hem toplamaya hem çıkarmaya hem de çarpmaya dağılabilen bir işlemdir. Yani ben sana burada ne demek istiyorum? Bak şimdi elimizde diyelim ki 802 çarpı 705 bir de bunun karesi gelmiş olsun. İşte artı 652 çarpı 488 sayısı var. Ve ben sana diyorum ki şu an elindeki bu toplamın 9 ile bölümden kalan kaçtı diye soruyorum. Mesela buradaki toplamın 9 ile bölümden kalan için işte bunların hepsini bulup Sonra 9'a böleceğim. Kalanı bulmam gerekmiyor. Şunu yapabilirim. Sen bölme işleminin toplamaya, çıkarmaya ve çarpmaya dağılma özel olduğunu öğrendin mi? Öğrendin. O zaman teker teker buradaki sayıların 9 ile bölümden kalanı bulabilirim. İşte buradaki işlem de böyle bir işlem. Şimdi sen ne biliyorsun? 1K tam sayısını aldım. Kime böldün? 30'a böldün. Bölümü biliyor musun? Bilmiyorsun. Diyelim ki X gibi bir sayı olsun. Peki kalan kime eşitmiş? 15 eşitmiş. E sen biliyorsun ki bölünen sayı, bölenle bölümün çarpımı artı kalan şekli yazılabilir mi? Evet yazılabilir. Buna göre geldim birinci yargıya. K'nın karesi eksi 1 sayısının 3 ile bölümden kalan 1'dir diye soruyor. Hemen yerine koyalım. Bak K yerine 30x artı 15 yazarsam bir de bunun karesi gelmiş olmadı mı? Oldu. Ne yaptım? Ben bundan bir çıkarttım. İşte buradaki işlemin 3 ile bölümüne kalan 1 olduğunu soruyor. O zaman ne yapacağım? Aynı şuradaki soru mantığında teker teker bunların 3 ile bölümüne kalanı bakacağım. Öncelikle 30'un 3 ile bölümüne kalan kaç? 0. 15'in 3 ile bölümüne kalan kaç? 0. E 0'ın karesi 0 geldiği için burası 0 gelmiş oldu. Sağdan 1 gelmiş oldu. Çıkan sonuç kaç geldi? Eksi 1 geldi. Peki kalanı pozitife çevirme yöntemi neydi? bu sayı artıya gelene kadar sürekli üzerine böleni eklemen gerekiyordu. O zaman eksi 1'e sürekli 3 e eklersem en küçük pozitif tam sayı 2 geldiği için ben ne anlıyorum bu durumda? Kalan sayı 2 gelecek. Yani birinci yargı yanlış gelmiş oldu. İkinci yargımız. 5 çarpı k. K'mız kimdi? 30x artı 15'ti. Ve sağdan 1 gelmiş oldu. Buradaki işlemin 3 ile bölümden kalanı soruyor. Teker teker bakalım. Öncelikle 5'in 3 ile bölümden kalan kaç? 2. 30'un 3 ile bölümden kalan kaç? 0. 15'in 3 ile bölümden kalan kaç? 0. Bak, buradaki sayıları toplayıp bir de 2 ile çarparsam çıkan sonuç 0 gelmedi mi? Geldi. Bir de bunun üzerine 1 eklersem kalan kaç gelmiş oldu? 1 gelmiş oldu. O zaman ikinci yargı doğru gelmiş oldu. Geliyorum 3. yargıya. 2 çarpı şuradaki sayının karesi yani 30x artı 15'in karesi geldi. Eksi 30x artı 15 geldi. Ve sağdan da bir sayısı gelmiş oldu. Ne diyor? Bu sayının 5 ile bölünen kalan istiyorum diyor. Teker teker bakalım. 30'un 5 ile bölünen kalan 0. 15'in 5 ile bölünen kalan 0. Toplarsam 0 geldi. 2 ile çarparsam yine 0 gelmiş oldu. 30'un 5 ile bölünen kalan 0. 15'in 5 ile bölümüne kalan 0. Toplarsam 0 gelir. Ve çıkan sonuç kaç gelmiş olur? Dikkat et. 1 gelmiş olur. O zaman 3. yargıda doğru geldi. Yani cevabımız deniz çıkmış oldu. 2 basamaklı bir AB doğal sayısı ile ilgili elimizde 3 tane önerme var. Ve dikkat et. Buradaki önermenin cevabı doğruymuş. Yani bu bir doğru önermeymiş. Buna göre A-B farkı en çok kaçtır diye soruyor bana. Şimdi bir kere şu söylediğimi sakın unutmuyorsun. V bağlacının her zaman yutan elemanı sıfırdır. Yani ben burada ne anlıyorum? Elimde V bağlacı varken solda veya sağda herhangi bir yerde sıfır olsa mutlaka buradaki önermenin sonucu ne gelmiş olacak? Sıfır gelmiş olacak. E şimdi buradaki V'nin cevabı kaç gelmiş? Bir gelmiş. Ben burada ne anlıyorum? Demek ki hem solda hem de sağda sıfır yok ki Çıkan sonuç kaç geldi? 1 geldi. Demek ki bunların x de kaç olmak zorunda? 1 olması gerekiyor. Yani bir kere buradan P ise Q'yu kaç bulmuş olduk? 1 bulmuş olduk. R ve Q'nun değilinde de 1 bulmuş olduk. Aynı şekilde geliyorum sağ tarafa. Bak yine V vermiş. V yine çıkan sonuç 1. O zaman X'in de 1 olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Dikkat et. Q'nun değili eğer ki 1'e denkse bu durumda Q'nun ne gelmiş olması gerekiyor? Sıfır gelmiş olması gerekiyor. Q sıfırken hatırla. İse de hatırlanacak tek bir şey vardı. Sen biliyordun ki 1'den sıfıra gittiği zaman çıkan sonuç sıfırdır. Ama kalanların hepsi kaç olmak zorunda? 1. E demek ki de ben buraya 1 yazsam çıkan sonuç sıfır gelecek ya. Demek ki de burası sıfır olmak zorunda ki çıkan sonuç 1 gelmiş olsun. Yani kısaca P önermesi yanlış geldi. Q yanlış gelmiş oldu. Ve R'nin doğruluk değeri 1 gelmiş oldu. Bak P önermesi yalnızsa senin AB sayın 5 ile tam bölünmeyecek. Bir sayının 5 ile tam bölme kuralı neydi? Birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyordu. Demek ki B sayısı 0 ya da 5 olmayacakmış. Geldim Q'ya. Q yanlışken Q önermesi nasıl bir önermeydi? AB'nin tek olduğunu iddia ediyordu. Demek ki AB sayısı çift bir sayı olmak zorunda ki bu önerme yanlış gelmiş oldu. R önermesi doğru olduğuna göre AB sayısı mutlaka 9 ile tam bölünmeli. Yani 9'un bir tam katı olmalı sakın unutma. Ve unutmuyorsun A eksi B farkının büyük olması için A'nın büyük B'nin olabildiğince küçük olması gerekiyor. E şimdi A büyük olacaksa o zaman dikkat et 2 basamaklı 9'un katlarında en büyük sayıları gidelim. En büyük sayımız kim? Dikkat et. 99 sayısı. Alabilir misin bu sayıyı? Alamazsın. Çünkü sayımız çift olacaktı. Peki başka? 90 sayısı var. Bu sayı çift olması rağmen hatırla. B sayısı 0 olmayacaktı. O yüzden bunu alamazsın. İndim 80'lere. Ben bunu gitsem 81 alsam olur mu? Olmaz. Çünkü sayı ne olacaktı? Çift olması gerekiyordu. Peki insem 72 olur mu? Evet olur. Bak sonuç çift ve dikkat et birler basama 0 ya da 5 değil. E dolayısıyla A'yı en büyük 7 bulduk. B'yi en az 2 bulduk. Farkları da 5 gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan çıkmış oldu. Meryem alfabemizdeki her bir harfi birer doğal sayı ile eşleştirerek sayı kümeni oluşturuyormuş. Örneğin akıl diye olan kelimeyi şöyle bir şekilde yazmış. Parkı böyle yazmış. ılığı böyle yazmış. Meryem sakal kelimesinin eşleştirmesiyle A kümesini. Kaşık kelimesinin eşleştirmesiyle B kümesi oluşturuyormuş. Buna göre A kesişim B kümesi nedir diye soruyor bana. Bakın siz buradan neyi biliyorsunuz? Şu an her bir harf birer doğal sayı ya. Demek ki de bunların karşılık geldiği doğal sayılar aslında buradaki sayılarmış. Bana bunu demeye çalışıyor. Peki bu durumda ne yapacağım? Şimdi şöyle yapalım. Bir kere kümelerin ortaklarından ilk önce bir yolu çıkalım. Şöyle yapalım. Dikkat et. Şimdi sen en üstteki akıl kümesiyle alttaki park kümesinin ortaklarının kim olduğunu biliyorsun. A ve K olduğunu biliyorsun. Doğru mu? Doğru. Peki yandaki şu sayıların kümesinde ortaklar kimler? Bak 1 ile 3 ortaklar var. E demek ki ben bundan ne anlıyorum? A ile K kesinlikle 1 ile 3'ten birer tanesi. Şimdi aynı şekilde parkla ılığa bakalım. Park ve ılıkta ortak olan harf kim? K. O zaman şu kümelerde sadece ortak olan bir sayı olabilir. Ki zaten bir tane var. O da hangi sayı? Bir sayısı. Demek ki ortak olan harf K iken buradaki K sayısı bir gelmiş oldu. O zaman buna karşılık A sayısında 3 olması gerekiyor. Tamam bu bilgilere ulaştım. Bana ne diyordu soruda? Sakal kelimesinin harfleri A kümesine, kaşık kelimesi B oluşturuyordu. Benden ikisinin ortaklarını istiyor. Sakalla kaşıkta ortaklar kimler var? S'ler ortak değil. A'lar ortak A'yı bir kere aldım. K'lar ortak mı? Ortak K'yı da aldım. Başka L'ler ortak mı? O da değil. E demek ki de ortaklar A ve K geldiyse ben zaten A ile K'yı bulmadım mı? Buldum. O zaman sorunun doğru cevabı Denizli gelmiş olması gerekiyor. F ve G doğal sayılar kümesinden doğal sayılar kümesi üzerine tanımlı iki tane fonksiyon olarak söylenmiş. Bu fonksiyonlar ile ilgili f bileşke f fonksiyonunun görüntü kümesindeki en küçük eleman 15'miş. f bileşke g fonksiyonunun görüntü kümesindeki en küçük eleman 7'ymiş. B'miz 3 eşitmiş. E buna göre A değeri kaçtır diye soruyor bana. İlk önce F bileşke F ile F bileşke G'yi bulalım. Bak şimdi. F bileşke F fonksiyonunu bulmak için. Hatırla ben bileşke fonksiyonu nasıl bulacaktım? Sağdaki fonksiyonu alıp soldaki fonksiyonda x yerine yazman gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Yani ne yapacağım? Bu f fonksiyonunu alacağım. Burada x gördüğüm yere yazacağım ki f bileşke f gelmiş olsun. E bu durumda a çarpı ax artı b geldi. Ve dikkat et sağdan artı b'yi sakın unutma. E bu durumda ben a'yı içeri dağıtırsam buradan ne gelmiş olacak? a'nın karesi çarpı x artı ab artı b gelmiş olacak. Aynı şekilde eğer ki f bileşke g fonksiyonunu yazmaya kalkarsak. Hemen ne yapalım? Sağdaki g'yi aldım soldaki f x yerine yazdım yazarsam ne gelmiş olacak? A çarpı x gördüğüm yere g yazıyorum. Cx artı d geldi ve sağdan artı b gelmiş oldu. Hemen a içeride dağıttım. Dağıtırsam da kim gelmiş oldu? A çarpı c çarpı x artı a çarpı d ve artı b gelmiş oldu. Bir kere sen şunu biliyorsun. B ifadesi kime eşit? 3D eşit. O zaman hemen şuralarda B gördüğün yere 3'te yazabilir misin? Evet yazabilirsin. Bu bir kere cepte. Ayrıca sen neyi biliyorsun? F bileşke F'in görüntü kümesindeki yani çıkan sonuçlardaki en küçük elemanı kaçmış? Dikkat et. 15'miş. E şimdi ben bu fonksiyonda şurada X gördüğüm yere en küçük değeri yazarsam o zaman çıkan eleman en küçük olmuş olmayacak mı? Olacak. Peki F fonksiyonunun şu an tanım kümesindeki sayılar kimlerdi? Doğal sayılardı. E Doğal sayıların en küçük elemanı kaç? Sıfır. O zaman sen bu fonksiyonda x gördüğün yere sıfır yazarsan en küçük elemanı bulmuş olursun. Bu durumda f bileşke f sıfır kim gelmiş oldu? x yerine sıfır yazarsam ab artı b gelmiş oldu. Ve ben bu ifadenin en küçük elemandan dolayı 15 eşit olduğunu biliyorum. Aynı mantıkta F ile G'nin tanım kümesi doğal sayılar ya. Burada X gördüğüm yere en küçük elemanı yazarsam çıkan sonuç en küçük gelmiş olmayacak mı? Olacak. Yani F bileşke G sıfır değeri bana neyi vermiş olacak? A çarpı D artı B'yi vermiş olacak. Ve bu da bana en küçük eleman olan 7'yi vermiş olacak. İkisini taraf tarafa oranla. Bak pay kısmında şu an kimler ortak? B'ler ortak. Hemen ben bunu B parantısına alsam soldan A gelecek sağdan 1 gelmiş olacak. Dikkatli ol. Sen B dediğin ifadenin 3D olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. O zaman burada B yerine 3D yazsam. Şu an burada D'ler ortak gelmeyecek mi? Gelecek. Hemen bunu D parantısına alsam. Soldan A geldi. Sağdan da 3 gelmiş oldu. Ayrıca yukarıda B gördüğüm yere gitsem ben burada bir 3D yazsam. Şuradaki D'ler birbirini götürmez mi? Evet götürür. Geriye kim kalmış oldu? Soldan 15 bölü 7 geldi. Sağdan da 3 parantezinde A artı 1 bölü A artı 3 kalmış oldu. Hemen buradaki 3 ile 15'i değiştirdim. Bir kere var 5 kere var. İçler dışları patlattım. 5 çarpı A değeri 5 A geldi. Artı 15 çıkmış oldu. 7 ile A'yı çarptım. 7 A geldi. Artı 7 çıkmış oldu. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 15'ten 7 çıkarsa 8 geldi. 7A'dan 5A çıkarsa 2A geldi. E bu durumda A diye de 4 çıkmış oldu. Yani sorunun doğru cevabı Denizli gelmiş oldu. Aşağıdaki dik koordinat düzeminde F ve F artı G fonksiyonun grafikleri verilmiştir. Buna göre F fonksiyonu A'ya A ve 0'a 0 sıfır noktalarından F artı G fonksiyonu ise bu noktalardan geçiyormuş. Bize bir tane denklem vermiş. Buna göre GA değeri kaçtır diye soruyor bana. Öncelikle şöyle yapalım. Elimizdeki buradaki grafikleri denklemi dökmeye çalışalım. Şunu sakın ama sakın unutmuyorsun. Elimizde eksenler varken unutma sakın. Orijinden geçen doğrular her zaman nasıl doğrulardı? Y eşittir M çarpı X şeklinde olan doğrulardı. Ve buradaki eğimi mutlaka ne olması lazım? Artı olması lazım. Bak senin buradaki fonksiyon ne yapıyor şu anda? Orijinden geçiyor. O zaman buradaki fx fonksiyonu kesinlikle m çarpı x şeklinde olan bir fonksiyon olması gerekiyor. Ve sen ne biliyorsun? Tam da bu fonksiyon üzerine bir nokta var ki absis değeri a iken ordinat değeri de a gelmiş. Yani ben burada ne anlıyorum? Bu fonksiyonda x gördüğüm yere a yazsam bu durumda Çıkan sonuç ne gelmiş olacak? A gelmiş olacak. E A'lar birbirini götürdü. Demek ki bu fonksiyonun eğimi 1 geldi. Yani bizim fx fonksiyonumuz aslında x fonksiyonuymuş. Şimdi geldim f artı g'nin denklemini yazmaya. Bir kere sen f artı g fonksiyonunun burada ne olduğunu biliyorsun. Doğrusal bir fonksiyon olduğunu biliyorsun. Peki doğrusal fonksiyonlar hatırla. mx artı n şeklinde yazılan fonksiyonlar değil miydi? O tarz fonksiyonlardı. Ve hatta x'in katsayısı burada bana kim verecekti? Eğime. Bak dikkat et. Şu an f artı g'nin aslında eğimi belli. Bir doğrunun eğimi demek ne demekti? O doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantıydı. E o zaman ben buradaki dik üçgende tanjantımı kalkarsam? Şu anda alfa'nın karşı kenarı a birim geldi. Komşu kenarı dikkat et a birim burası, a birim burası. Toplamda 2A birim geldi. O zaman eğim dediğim kavram karşı bölü komşudan dolayı 1 bölü 2 gelmiş oldu mu? Oldu. E hemen yerine yaz. Bu durumda f artı g x fonksiyonu ne gelmiş oldu? 1 bölü 2 çarpı x artı n gelmiş oldu. E aynı zamanda sen bu fonksiyonun şu anda a'ya a'dan geçtiğini biliyor musun? Biliyorsun. Yani bunun anlamı ne? Ben bu fonksiyonda x yerine a yazsam çıkan sonucun a gelmesi gerekiyor. Hemen bu fonksiyonda x gördüğüm her yere a'yı koyarsam soldan 1 bölü 2 çarpı a geldi ve çıkan sonuçta a gelmiş oldu. E burası ne yaptı o zaman? a bölü 2 geldi. At sağ tarafa. N değeri de a eksi a bölü 2'den dolayı a bölü 2 çıkmış oldu mu? Oldu. Dikkat et onu da şurada yerine yazarsak. fx artı gx fonksiyonu 1 bölü 2 çarpı x artı a bölü 2 gelmiş oldu. Bu arada sakın unutma fonksiyon her zaman x'i sever. Yani elimizde x tarzı bir ifade olduğu zaman buradaki x değeri fonksiyonu dağılır. O yüzden bu şekilde yazılmış olur. E sen fx fonksiyonunda da x olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. O zaman ben burada fx gördüğüm yere x yazarsam ve bunu karşı tarafa atarsam gx fonksiyonu da ne gelmiş olacak? x bölü 2 artı a bölü 2 eksi x gelmiş oldu mu? Oldu. x bölü 2'den x'i çıkartırsam eksi x bölü 2 geldi. Ve sağdan da a bölü 2 çıkmış oldu. Şimdi gelelim diğer bilgiye. Ben ne biliyorum? Bak dikkatli ol. Elimizdeki g bileşke f eksi 2'nin kime eşit olduğunu biliyorum. 2a bölü 3'e. Elinde bileşkide bir değer varsa Benden sana tavsiye her zaman böyle içe yaz daha rahat görürsün. Peki biz bileşkede değeri nasıl bulacaktık? İlk önce içerideki değeri bulacağım. Çıkan sonucu yerine yazıp yoluma devam edeceğim. E ise hemen f-2 bulalım. Sen f fonksiyonunda x gördüğün her yere eksi 2 yazarsan çıkan sonuçta eksi 2 gelmeyecek mi? Gelecek. Yani burası eksi 2 çıkmış oldu. E bu durumda g 2 değeri de kime eşit gelmiş oldu? 2A bölü 3'e eşit gelmiş oldu. Hemen bunu bir kullanalım. Nasıl kullanacağım ben bunu? G fonksiyonunda x yerine eksi 2 yazarsam çıkan sonuç ne gelecekmiş? 2A bölü 3 gelecekmiş. Ben de x gördüğüm her yere ne yapıyorum? Eksi 2 yapıştırıyorum. Yapıştırırsam soldan 1 geldi. Sağdan A bölü, 3, A bölü 2 geldi. Ve çıkan sonuçta 2A bölü 3 çıkmış oldu. At A bölü 2 karşı tarafa. 1 eşittir 2a bölü 3 eksi a bölü 2 gelmiş oldu. Hemen bunların paydalarını birbiri eşitler. Soldan 4a bölü 6 sağdan dikkat et 3a bölü 6 geldi. Yani burası kaç çıkmış oldu? a bölü 6 çıkmış oldu. Ve ben bunun çıkan sonucun 1 olduğunu biliyorum. Yani a değerini kaç bulmuş oldum? 6 bulmuş oldum. En sonunda burada eğer ki g yazmaya kalkarsam. Gx fonksiyonu eksi x bölü 2 artı 6 bölü 2'den dolayı 3 geldi mi? Geldi. E benden kim istiyor? G a'yı yani g 6 istiyor. X gördüğüm her yerde 6 yazarsam eksi 6 bölü 2 artı 3'ten dolayı da sorun doğru cevabı sıfırla C gelmiş olur. Timur içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekilde verilen su şişesinin 100 mililitrelik kısmını 5 eşit parçayı bölerek ölçeklendiriyor. Ben buradan ne anlıyorum? Normalde şişin tamamı dolu olsa elimizde 100 mililitrelik su var. Sen bunu almışsın 5 eşit parça ayırmışsın. Demek ki de her bir parçada 20 mililitre su olması gerekiyor. Devam edelim. Timur tamamı suyla dolu bu şişeden bir yudum su içtikten sonra içtiği suyun dörtte biri kadar suyu döküyormuş. Timur bu işlemi 4 defa yaptıktan sonra su seviyesi yukarıdaki gibi oluyormuş. Timur'un içtiği her bir yudumda eşit miktarda su varmış. Buna göre Timur'un bir yudumda içtiği su miktarının su şişesindeki son durumda kalan su miktarının oranı kaçtır diye soruyor bana. Şimdi dikkat et. Hani Timur ne yapıyor burada? Bir yudum su içtikten sonra bu içtiği suyunda dörtte biri kadar su döküyor ya. O zaman diyelim ki Timur bir yudumda bir yudumda 4 a kadar su içiyor olsun. Niye 4 ağa aldım? Çünkü birazdan 4'te birini alacağım. Rasyonel gelmesin diye. Bak sen bir yudum su içtikten sonra bir de içtiğim bu suyun hani ne yapıyorsun? 1 bölü 4'ünü musun? E bunun bir bölü 4'ü ne yaptı? 1 a yaptı. Dikkat et. Sadece bir kez işlem yaptığım zaman bir yudum yani 4 a su içtim. E bir de A kadar su döktüm. E demek ki 4A içip A kadar döküyorsam toplamda 5A kadar ne yaptı? Şişeden eksildi. Ve sen şu an buradaki işlemi kaç kere yapacaksın? 4 kere yapacaksın. E bir işlemde 5A kadar su azalıyorsa o zaman 4 kere de 4 çarpı 5A kadar yani toplamda 20A kadar su azalmayacak mı? Evet azalacak. Bak dikkat et. Soruda bana diyordu ki Timur tamamı su ile dolu bu şişiden bu işlemleri yapıyormuş. E o zaman başlangıçta Emre ne kadar şey vardı? 100 mililitre su vardı. Ve sen bundan 20 a su azalttın. Son durumda elimde bu kadar su kalmış oldu. E bunların bir parçası 20 mililitreyken şu an burada 3 tane parça yok mu? Var. Yani toplamda 60 mililitre su var. 100'den kimi çıkartırsam çıkan sonuç 60 gelir. Tabii ki de 40'ı. E bu durumda 20 A'mız 40 eşitse A kim gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. A'mız 2 ise demek ki de Timur 1 yudum su içerken aslında 8 mililitre su içmiş oluyor. Benden ne istiyordu? 1 yudumda içtiği su miktarının yani 8'in kalan su miktarını oranı yani 60 oranını istiyordu. E burada da 4'leri değiştirirsen işlemin cevabı 2 bölü 15 ile Ceyhan gelmiş olur. Aşağıda gösterilen aynı şekildeki cisimler eştir. Yani ne demek bu? Mesela ben bunun ağırlığına x versem hepsi x olmak zorunda. Ağırlığına y versem bunlar y olmak zorunda. Bunun ağırlığına z vermiş olalım. Bana diyor ki bu cisimlerden birer tanesinin toplam ağırlığı 55'tir. Tamam Gittim bunlardan birer tane aldım. Bunların toplamı yani x, y, z'nin toplamı kaç gelmiş oldu? 55 kilogram gelmiş oldu. Devam ediyorum. 3 şekildeki cisimlerin ağırlıklarının toplamı bir güneştir. Ne demek bu? Buradaki x'lerin toplam ağırlığı yani 3x. Şuradaki y'lerin toplam ağırlığına yani 2y'ye o da kime eşitmiş? 1z'ye eşitmiş. Bak dikkat et burası sonuçta 3'ün bir katı burası 2'nin bir katı ve x birine eşit mi? Eşit. O zaman şöyle yapalım bunları gidelim 6'nın bir katına eşitleyerek hemen buradan x değeri bulmuş olalım. Şöyle düşün 3x'imiz 6k eşitse e bu durumda x'in 2k gelmiş olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. 2y'miz 6k eşitse y kaç k gelmiş oldu? 3k gelmiş oldu ve z'yi de 6k bulmuş oldum. Al bunları yukarıda yerine yaz. Yazarsam 2K buradan 3K buradan 5K yaptı. 6K da buradan 11K değeri 55 ise K değeri de 5 çıkmış oldu. Demek ki de bu durumda X değeri 10 geldi. Y'miz 15 geldi. Z'miz de 30 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Sarı renkte cisimlerden birinin ağırlığı kaç kilogramdır diye soruyor. E bir tanesi x kilogramdı. x'i de 10 buldum. Sorunun doğru cevabı Bursa gelmiş oldu. Meryem ve Çakır'ın dikmiş oldukları fidanların boyları arasındaki ilişki aşağıda bize verilmiştir. Meryem'in fidanın boyu Çakır'ın fidanın boyunun 6/5 bölü 5 katıymış. Buna göre Çakır'ın fidanın boyu kaç santimdir diye soruyor bana. Bak bu tarz sorularda isim verirken benden sana tavsiye her zaman paydada hangi sayı varsa ona göre isim ver. Şimdi sen Meryem'in fidanın boyunu bulurken ne yapacaksın? Çakır'ın fidanın boyunu 6 bölü 5 e çarpmayacak mısın? O zaman Çakır'ın fidanın boyuna 5x diyelim ki sen 5x'i 6 bölü 5 ile çarptığın zaman geriye temiz bir sayı kalsın. Peki bu durumda bulduğum bu sayıda aynı zamanda Meryem'in fidanın boyu olmuş oldu mu? Oldu. Bak ben buradan ne anlıyorum? Ben buradaki 5x boyuna 1.30 santim eklersem o zaman otomatikman buradaki 6x'in gelmiş olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Hemen bunu denkleme dök. 5x'e 30 eklersem çıkan sonuç 6x gelmiş oldu. E 5x'i sağ tarafa atarsam x de buradan 30 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Çakır'ın fidanın boyunu istiyor. E o ifade 5x eşitti. X'i de 30 bulduk. 5 çarpı 30'dan sorun doğru cevabı da 150 ile Denizli gelmiş oldu. Aşağıda bir depoya yerleştirilen taban ayrıtları birbirine eşit ve yükseklikleri birbirinden farklı olan kare prizma biçimindeki kollerin yerleştirilmiş 3 farklı hali gösterilmiştir. Kırmızı çizgi zemine paralel olduğuna göre x değeri kaçtır diye soruyor bana. Bak Söylemek istediği şey şu. Kırmızı cisimler kendi arasında boyları aynı. Buradaki yeşil cisimlerin boyları kendi arasında aynı demek istiyor. Yani ben burada gidip de kırmızı cismin boyuna A kadar dersem buradaki kırmızı cismin boyu da A olacak. Yeşile B dersem buradakilerin boylarının her biri B kadar olması gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Sen şu an burada bir kırmızı çizgi olduğunu biliyorsun ya. Ben buradan ne anlıyorum? Bak sen şuradaki iki tane uzunluğu toplarsan bunun toplam uzunluğu 2B olmadı mı? Oldu. E demek ki buradaki A ile 2B'nin eşit olması gerekiyor ki tam da şuradaki boylar birbirine eşit gelmiş olsun. Bir kere ben buradan ne anlıyorum? A'nın 2B'ye eşit olması gerekiyor. Şimdi gelelim şu toplam uzunluğu bulmaya. Sen buradan buraya cisimlerin bir kere A artı 2B olduğunu biliyorsun. E bir de onun üzerine 140 eklersem şu toplam uzunluk gelmiş olmayacak mı? Olacak. O zaman A artı 2B artı 140 bana toplam uzunluğu verdi. Devam edelim. Bak 1B buradan, 2B buradan, 3.B buradan, 4 buradan, 5 buradan, 6.B buradan geldi. Bir de bunun üzerine X'i eklediğim takdirde çıkan sonuç bana yine tüm uzunluğu vermeyecek mi? Verecek. E o zaman bu X'in eşit olması lazım. Aynı şekilde bu uzunluğun toplamda A artı B olduğunu biliyorsun. Bir de bunun üzerine 180 eklersen yine tüm uzunluğu vermiş olmayacak mı? Olacak. E o zaman A artı B artı 180 de bunlara eşit olması gerekiyor. İlk önce şu iki ifadeyi eşitleyerek A ile B'yi bulmaya çalışalım. Bak şimdi. Sen ne biliyorsun? A artı 2B artı 140'ın A artı B artı 180'e eşit olduğunu biliyorsun. Bir kere bu durumda A'yı sol tarafa atsam bu A'lar gidecek. B'yi sol tarafa attım, 140'ı sağ tarafa attım. 2B'den 1B çıktı, 1B kaldı. 180'den 140 çıktı. Geride kaç kalmış oldu? 40 kalmış oldu. E B'miz 40'sa otomatikman A değeri de 80 gelmiş oldu mu? Oldu. E o zaman sen A'yı 80, B'yi 40 bulduysan otomatikman buradaki uzunluğu ortaya çıkarmış olmaz mısın? Olursun. E, koyalım yerine. Bak şuradaki iki tane eşliği kullanalım. Sen şu an B'yi kaç buldun? 40 buldun. Koy yerine. 6 çarpı 40'tan dolayı burası 240 geldi. Üzerine X'i koydum. A'nın dikkat et 80 olduğunu biliyorum. B'nin 40 olduğunu buldum. Ve yandan da 180 gelmiş oldu. E burası zaten 120 çıktı. 180'e 120 eklersem çıkan sonuç 300 geldi. 240'a neye eklersem çıkan sonuç 300 yapar tabii ki de 60 değerine yani x'imiz bu durumda Edirne gelmiş oldu. 2000 xy ve 2000 xz dört basamaklı doğal sayılar olmak üzere Mert 2000 xy kardeşi Ali ise 2000 xz yılında doğmuştur. 2023 yılında Mert 2 basamaklı xz Ali ise iki basamaklı xy yaşındadır. Ali doğduğunda abisi Mert 3 yaşındaydı. Buna göre 2000ZX yılında Mert kaç yaşında olur diye soruyor bana. Şimdi ilk önce şuraya bir Mert'i bir yazalım. Yan tarafta Ali'ye bir koyalım. Öncelikle biz Mert'in doğum tarihi ne olduğunu biliyoruz. 2000XY yılı olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Ali'nin de 2000XZ yılında doğduğunu biliyorum. Şimdi soruda benden neyi bahsediyor? 2023 yılındaki yaşından bahsediyor. Şimdi sen bu tarihte doğmuşsan ve 2023 yılındaki yaşından bahsediyorsan öyleyse ben 2023'ten doğum tarihimi eğer ki çıkartsam bu benim yaşımı vermez mi? Evet verir. Ve sen Mert'in yaşının kaç olduğunu biliyorsun? X'e olduğunu biliyorsun. O zaman hemen gittim ben bunu X'e eşledim. Aynı şekilde 2023 yılında Ali'nin yaşından bahsediyorsa sen 2023'ten Ali'nin doğum tarihini çıkartırsan bu neye sebebiyet verir? Ali'nin yaşını bulmana sebebiyet verir. Ve sen Ali'nin yaşının kaç yaşında olduğunu biliyorsun. XY yaşında olduğunu biliyorsun. Ayrıca çok önemli bir bilgi daha var. Bak. Ne diyor bana? Ali doğduğunda abisi Mert 3 yaşındaydı. Yani bu ne anlama geliyor? Ali 0 yaşındayken Mert 3 yaşındaydı. Bunun anlamı şu. Mert Ali'den 3 yaş büyük. Ve yaş farkı hiçbir zaman değişir mi? Hayır, değişmez. Yani herhangi bir yılda her zaman Mert Ali'den 3 yaş büyük olacak. E sen şu anda dikkat et. Mert'in yaşını ne olduğunu biliyorsun? 2 basamaklı XY oldu biliyorsun. Ali'nin yaşını da 2 basamaklı XY oldu biliyorsun. İşte ben buradan anlıyorum ki buradaki XY sayısı buradaki XY sayısından 3 fazla olması gerekiyor. Yani ben eğer ki XY'ye gider de 3 eklersem bu Mert'in yaşına yani x, z'ye eşit olması gerekiyor. Sen buradaki sayıların iki basamaklı sayıları aksiyeler olduğunu biliyorsun. O zaman bunları bir çözümleyelim. Soldan 10x artı y ye geldi. Sağdan 3 geldi. Aynı şekilde buradan da 10x artı z gelmiş oldu. Ne yaptı bu 10x'ler? Birbirini götürdü. Yani z'miz kime eşit gelmiş oldu? y artı 3'e eşit gelmiş oldu. E aynı şekilde ben şu an elimdeki bu sayıları çözümleyemez miyim? Çözümlerim. İlk önce bunları bir çözümlemeye çalışalım. Bak dikkat et. Senin elinde 4 basamaklı 2000xy sayısı varken ben bu sayıyı 2000 artı xy şeklinde yazsam herhangi bir şey değişir mi? Hayır değişmez. Aynı şekilde elimizde 2000 xz sayısı varken ben bunu 2000 artı xz şeklinde yazsam bir şey değişir mi? Tabii ki de değişmez. E o zaman ben buradaki 2000 xz yerine bunu aynı şekilde 2000 xz yerine bunu çok rahat yazabilirim. Hemen ne yapıyorum? Bunları yerine koyuyorum. Bir kere soldan 2023 geldi. Eksi. Sağdan kim gelmiş oldu dikkat et. 2000 artı xy'ye gelmiş oldu. Ve çıkan sonucun xy'ye eşit olduğunu biliyorsun. Aynı şekilde sağ tarafta Soldan bir 2023'ün geldiğini biliyorsun. Sağ taraftan da 2000 artı xz'nin geldiğini biliyorsun. Ve çıkan sonucunda x, eşit olduğunu biliyorsun. Hemen buradaki eksileri bir içeri dağıt. 2023'ten 2000'i çıkarttım. Geriye 23 kaldı. Eksi x, değeri kime eşit gelmiş oldu? XZ değerine eşit gelmiş oldu. Aynı şekilde 2023'ten 2000'i çıkartırsam 23 eksi xz değeri kime eşit gelmiş oldu? xy'ye eşit gelmiş oldu. E, at bunu da sağ tarafa. Eğer ki sağ tarafa atarsam 23 eşittir. xy artı xz'ye geldi. Ve aynı şekilde 23 değeri xz artı xy gelmiş oldu. Bak dikkat et. Elimizdeki hem buradaki değer hem de buradaki değer 23 eşitse o zaman bu iki sayının eşit olması gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Ki zaten x'in eşit olduğu çok bariz. Şimdi bu durumda elimizdeki xy artı xy sayıları nasıl sayılar? İki basmak sayılar. Hemen bunları bir çözümleyelim. Soldan bir 23 geldi. Sağdan ne gelmiş oldu? 10x buradan 10x buradan 20x gelmiş oldu. Artı 1y buradan geldi. Yandan 1z gelmiş oldu. Ayrıca ben z sayısının y artı 3 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. E koyalım burada yerine. Peki neden burada yerine yazıyorum? Denklemde en azından bir tane bilinmeyeni götürüp yerine iki bilinmeyen denklem elde etmek için. Öyleyse 23 eşittir. 20x artı y artı y artı 3 gelmiş oldu. Ben bu 3'ü sol tarafa atarsam soldan kim kalmış oldu? 20. Sağdan da 20x artı 2y gelmiş oldu. İki tarafı da ikiye böl. E bu durumda 10 değeri kime eşit gelmiş oldu? 10x artı y'ye eşit gelmiş oldu. Şimdi iyi düşün. Elinde 10 çarpı x şeklinde bir sayı var. Sen 10 çarpı x sayısının mutlaka onun katı olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. O zaman bu denklemin eşit olması için ben burada x'e 1 versem y'ye 0 versem bu denklem birbirine eşit olmaz mı? Evet olur. Ve dikkat et sen y değerini sıfır aldıysan şurada y yerine sıfır koysam bu durumda z değeri de kaç gelmiş olacak? 3 gelmiş olacak. Öyleyse x'i 1 bulduk. Z'yi 3 bulduk ve y de 0 bulmuş olduk. Bizden ne istiyor? 2000 zx yılında Mert'in yaşını istiyor. Şimdi z'yi 3 bulduysak burası 2030 geldi. X'de 1 bulduysam 2031 yılı geldi. Peki Mert'in doğum tarihi neydi hatırlayın. Mert'in doğum tarihi de 2000 x yılıydı. Öyleyse x yerine 1 yazdım. Y yerine de 0 yazmış oldum. Dikkatli ol. Yılımız 2031 ve Mert'in doğum tarihi de 2010. O zaman ben bulunduğum yıldan Mert'in doğum tarihini çıkartırsam Mert'in 2031 yılındaki yaşı ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. Bundan dolayı sorunun doğru cevabı da Adana gelmiş olacak test sınavlarına hazırlanan Emre kendisi için 12 haftalık her hafta eşit sayıda soru çözecek şekilde bir çalışma programı hazırlıyormuş. Ancak ilk 10 hafta planlanandan %15 daha soru çözmüştür. Emre'nin planladığı soru sayısına ulaşabilmesi için kalan haftaların her birinde çözmesi gereken soru sayısını planlanana göre yüzde kaç arttırmalıdır diye soruyor bana. Şimdi bak bir kere şöyle yapalım. Hani Emre her hafta eşit sayıda soru çözüyor ya. Ve şu an karşındaki problem bir yüzde problemi. Unutma yüzde problemlerinde bir isim vereceksen vermen gereken en güzel isim her zaman yüzün katlarıdır. O zaman Emre diyelim ki bir hafta boyunca 100x kadar soru çözeceğini planlasın. E o zaman karşımızda toplam kaç hafta var? 12 hafta var. O zaman Emre 12 hafta boyunca 12 çarpı 100 xten dolayı 1200x soru ne yapmayı planlıyor? Çözmeyi planlıyor. Ama bana diyor ki ben ilk 10 haftada diyor planlanandan %15 daha soru çözdüm diyor. O zaman ilk önce ilk 10 haftada çözmesi planlanan soru sesini bir bulalım. E biz 1 haftada 100x tane soru çözüyorsak 10 haftada toplamda 10 çarpı 100 xten dolayı 1000 x soru çözmemiz gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama ben ne biliyorum? Ben bunun yüzde 15 daha azını çözdüm. O zaman hemen 1000 xten 1000 x'in yüzde 15'ini çıkartarak çözdüğümüz soru sayısını bulalım. Ne yaptı? Şuradaki sıfırlar birbirini götürdü. Buradan toplamda 150x gelmiş oldu. E 1000 tane x'ten 150x çıkarsa geriye 850 x kalmış oldu. Ne bu? Emre'nin 10 haftada çözdüğü sorular. 10 haftada çözdüğü soru sayısı. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Normalde bizim çözmemiz gereken soru sayısı toplam ne kadardı? 1200 x'ti. O zaman 1200 x tane sorunun biz şu an ne 850 x tanesini çözmüşüz. Yani geriye çözmemiz gereken 350x soru var. Ve dikkat et. Bu program toplam kaç haftalık bir programdı? 12 haftalık bir programdı. E zaten sen 10 haftasını bitirdiysen o zaman geriye kaç hafta kaldı? 2 hafta kaldı ve sen bu 2 hafta boyunca toplamda 350x soru çözmek zorundasın. E her hafta eşit sayıda soru çözüyorsan 2 haftada 350x soru çözüyorsan o zaman bir haftada bunun yarısını yani 175x soru çözmek zorunda değil misin? Zorundasın. İşte soru şu. Normalde başlangıçta biz bir haftada 100x soru çözüyorduk. Şu anda 175x soruyu çıkardık. Buradaki soru sayısı buradaki soru sayısının yüzde kaç fazlası diye soruyor bana. E dikkat et. Şu anda soru sayısı 100 xten kaç x'e çıktı? 175x'e çıktı. Yani kaç x fazlalık var? 75x fazlalık var. Peki neyde 75x fazlalık var? 100 xten 75x fazlalık varsa ben de yüzde işlem istiyorum. Soru şu o zaman. Yüzde kaç fazlalık vardır? E buradan buraya geçerken ne yaptık? X'e böldük. Burada da X'e bölersek yüzde %75 fazladan soru çözmesi gerekiyor. Aşağıda bir televizyon kanalındaki haber gösterilmiştir. Neymiş haber? Emekli maaşlarına %15 zam yapıldı şekli bir haber varmış. Bu haberi gören emekliysen maaşıma 3500 lira zam yapılsaydı buradaki zamma göre daha az zam almış olurdum. Maaşıma 3800 lira zam yapılsaydı daha fazla zam almış olurdum diye söylüyor bana. Buna göre İhsan'ın maaşı zamdan önce kaç lira olabilir diye soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım. İhsan'ın zamdan önceki maaşı diyelim ki 100x olmuş olsun. Niye 100x verdim? Çünkü yüzde problemlerinde bir isim veriyorsan en mantıklı isim 100x'tir. Çünkü 100'ün yüzdesini hesaplamak her zaman daha basittir. Şimdi bir kere sen bu maaşa yüzde ne kadar zam yaptın? Yüzde 15 zam yaptın. Yani ne yaptın? 100x'lik maaşa %15 zam yaptıysan bunun %15'ini üzerine ekledin. O zaman yüzler birbirini götürdü. Yani zamlı maaş ne gelmiş oldu? 115x gelmiş oldu. İnsan diyor ki benim maaşıma 3500 lira zam yapılsaydı yani benim elime geçen para 100x artı 3500 lira olsaydı işte bu para Şuradaki zamlı paradan daha az olacaktı diyor. Yani o zaman buradaki toplamın 115x'ten daha küçük olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Aynı şekilde maaşıma 3800 lira zam yapılsaydı yani 100x'in üzerine 3800 lira eklediğimiz zaman daha fazla zam alacakmış. Kimin üzerine? Bunun üzerine. O zaman bu toplam 115x'ten daha büyük olması gerekiyor. At 100x'leri sağ tarafa atarsak 3500 küçüktür. 15x geldi. İki tarafı 15'e böl. E bu durumda 3500 bölü 15 küçüktür. X gelmiş oldu. Aynı şekilde buradaki 100x'i at sağ tarafa. 3800 büyüktür. 15x geldi. İki tarafı 15'e böldüm. 3800 bölü 15 de büyüktür x gelmiş oldu. Ben de buradan ne anlıyorum? Demek ki benim aslında x değerim 3800 bölü 15'ten daha küçükmüş. Yani elime şöyle bir eşsizlik geçmiş oldu mu? Evet oldu. Peki benden ne istiyor? İsa'nın maaşı zamdan önce kaç lira olabilir diye soruyor. İsa'nın maaşı neydi? 100x'ti. O zaman 100x'i bulabilmek için bu denklemin 3 tarafını 100 ile çarpıyorum. Bunu gider de 100 ile çarparsam ne yaptım? Yanına 2 tane 0 ekledim. Bölü 15 gelmiş oldu. Aradan bir 100x geldi. Sağdan da ne gelmiş oldu? Bunu 100 ile çarpmak demek yanına 2 tane 0 eklemek demek. O zaman 3800'ün yanına 2 tane 0 ekledim. Bunu da aldım. 15'e bölmüş oldum. E ne yapalım? Buradaki sayıları alalım. Bir 15'e ikinci bir sağda işledim. Bak şöyle yapalım. 15'i 5'e böldüm. 3 kere var. 350 bini eğer ki 5'e bölersen buradan 70 bin gelmiş oldu. Aynı şekilde 15'i 5'e bölersem kaç kere var? 3 kere var. Şuradaki 380'i ben bir 5'e bölsem. 5 kere 7 35 elde var 3. Buradan da kaç gelmiş olacak? 76 bin gelmiş olacak. Hem mecburen artık bu sayıları hesaplamak zorundayım. Ne yapalım? 70.000'i 70 aldım. 3'e böldüm. Kaç kere var? 2 kere var. 6. 1'e 0 geldi. 3 kere var. 9. 1'e 0 geldi. 3 kere var. 9. Böyle ilerliyor. Yani şu an buradaki dikkat et. Paramız ne gelmiş oldu? 23.000 küsüratlı bir para gelmiş oldu. Geldim sağ tarafa. Hemen 76.000'i aldım. Kime böldüm? 3'e böldüm. Kaç kere var? 2 kere var. 6. 1 6 geldi. 5 kere var 15 1'e 0 geldi. 3 kere var 9 1'e 0 geldi. Bu da ne yapacak? Böyle devam edecek. O zaman buradaki maaşta ne gelmiş olacak? 25.000 küsuratlı gelmiş olacak. O zaman senin alman gereken dikkat et. Buradaki maaşın ne olması lazım? 23.000 küsuratlı ile 25.000 küsuratlı arasında olması gerekiyor. Bunu sağlayan da tek bir değer var. O da Ceyhan olmuş oldu. Aşağıda gösterilen bir tahta parçası iki farklı rengi boyanmış. Sarı boyalı kısmın uzunluğu kahverengi boyalı kısmın uzunluğunun 4 katından 2 santim fazlaymış. Buna göre kahverengi parçasının uzunluğunun sarı renkli parçanın uzunluğu oranı nedir diye soruyor bana. Ben soruda bir şey biliyorum. Sarı kısmın uzunluğu kahverengi kısmın uzunluğunun 4 katının 2 fazlasıymış. O zaman ben buradaki uzunluğa x versem sağdaki uzunluk 4 katının 2 fazlası olduğu için 4x artı 2 gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. E sen bu x'in toplamının kaç santim olduğunu biliyorsun? 62 santim olduğunu biliyorsun. Öyleyse bu x'ini toplarsak 5x artı 2 gelmiş oldu. Ve çıkan sonuçta 62'ye çıkmış oldu. 2'yi sağ tarafa yollarsak 5x 60 eşit geldi. Buradan da x değeri kaç gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu. E, x değeri 12 ise o zaman buradaki değer 12 çıktı. Buradaki değer de 4 çarpı 12 48. 2 daha da kaç gelmiş oldu? 50 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? Kahverenginin sarıya oranı istiyor. Buradan da ikileri cevap cevapta 6 bölü 25 Bursa gelmiş olur. Belfin öğretmen sınıftaki öğrencilerine en sevdiğiniz renk hangisidir diye sorduğunda almış olduğu cevaplarla ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Mavi renk diyenler sınıf mevcudunun 1 bölü 4'ü kadarmış. Sarı diyenler mevcudun yarısından 2 kişi eksikmiş. Kırmızı renk diyenler mevcudun 3'te 1'i kadarmış. Sınıfta herkes bir renk söylediğine göre bu üç renk dışında başka renk söylenmediğine göre Sarı renk söyleyen kaç öğrenci vardır diye soruyor bana Bakın kesir problemlerinde bir isim verecekse Her zaman Paydaların ortak katlarını göre isim verirsen soru daha rahat çıkar 3'e 4'ün en küçük ortak katı kaç? 12 O zaman ben buradaki sınıf mevcuduna Gidiyorum 12x şeklinde bir isim veriyorum Şimdi sen biliyorsun ki bu 12x'in 4'te 1'i ne diyormuş? Mavi renk söylüyormuş. O zaman mavi diyenler 12x'in 1 bölü 4'ü yani 3x kadarı gelmiş oldu. Devam edelim. Sarı renk diyenler kimlermiş? Mevcudun yarısından 2 kişi eksikmiş. O zaman hemen sarı diyenleri bir bulalım. Ne yapacağım? 12x'in yarısını aldım. 6x geldi. Bir de bundan ne yapmam lazım? 2 çıkarmam lazım. Yani 6x 2 çıkmış oldu. Bir de kime geldik? Kırmızıya geldik. Kırmızı diyenler de mevcudun ne kadarıymış? 3'te 1'i kadarmış. Hemen 12x'in 3'te 1'ini aldım. Bu da ne yapmış oldu? 4x yapmış oldu. E ben buradan ne anlıyorum? Bak dikkat et. Buradaki renkleri söyleyenlerin toplamı tüm sınıf yapması gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman 6x buradan. 4x buradan 10x yaptı. 3x de buradan 13x yaptı. Bundan 2 çıkarttığım zaman çıkan sonucun 12x gelmesi gerekiyor. E bu durumda bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Yani x değeri de 2 gelmiş oldu. Benden kimi istiyor? Sarıları istiyor. Sen de sarıların 6x-2 olduğunu biliyorsun ya. x gördüğün yere 2 yaz. Sorunun doğru cevabı da 10 ile Ceyhan gelmiş olur. Taylan iş yerinde birlikte çalıştığı arkadaşlarına 3'er adet çikolata dağıtmak istiyor. Fakat 3 arkadaşı çikolata sevmediği için diğerlerine eşit miktarda çikolata paylaştırdığında her biri 4'er tane almış oluyor. Buna göre Taylan'ın iş yerinde toplam kaç arkadaşı vardır diye soruyor bana. Diyelim ki Taylan'ın toplamda x tane arkadaşı olmuş olsun. Şimdi bak başlangıçta ne yapacaktı? X tane arkadaşının her birine 3'er tane çikolata vermeyecek miydi? E bir arkadaşına 3 tane çikolata veriyorsa X tane arkadaşına 3x çikolata vermiş olması gerekiyor. Demek ki ben buradan ne anlıyorum? Tayranın cebinde 3x tane çikolata var ki bunu ne yapacak? Arkadaşlarına dağıtacak. Ama soruda diyor ki 3 arkadaşı çikolatayı sevmiyormuş. Geriye kalan hani X tane arkadaşı vardı ya e 3 tane sevmiyorsa geriye kaç tane arkadaş kaldı? X eksi 3 tane arkadaş kaldı. Ve bu arkadaşların her birine 4 er tane dağıtacakmış. E o zaman bir arkadaşına 4 tane veriyorsa X eksi 3 tane arkadaşına X eksi 3 çarpı 4 tane çikolata vermeyecek mi? Verecek. Ve bu çikolatalar başlangıçtaki çikolatalarla eşit olmak zorunda değil mi? Zorunda. E bu durumda 4'ü içeri dağıtırsam 4x eksi 12 eşittir 3x gelmiş oldu. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Buradan da x değeri 12 çıkmış oldu. Benden ne istiyor? Arkadaş sayısını istiyor. E bu durumda sorun doğru cevabı da Bursa gelmiş oldu. Aşağıdaki grafik A ve B araçlarının zamanı bağlı olarak aldıkları yol miktarını gösteriyormuş. Bu iki hareketli düz bir yolda birbirlerine doğru 90 dakika boyunca hareket ettiklerinde aralarındaki mesafe ikinci kez 10 kilometre oluyormuş. İki hareketlinin başlangıçta aralarında bulunan mesafe kaç kilometredir diye soruyor bana. Bir kere sen yol eşittir hız çarpı zaman balansını biliyor musun? Evet biliyorsun. Bak ben bu denklemde iki tarafı da zamanı oranlasam. O zaman yolun hızı oranı, yolun zamanı oranı bana kim vermiş olacak? Hızı vermiş olmayacak mı? Olacak. E bu durumda hemen A aracın hızını ilk önce bir bulalım. Sen aldığı yolun 180, zaman 3 saat olduğunu biliyorsun. Buradan ne anlıyorum? Demek ki A aracı 1 saatte 60 kilometre yol alıyor. Aynı şekilde B aracının 160 kilometreyi 4 saatte aldığını biliyorsun. E bu durumda 160'ın da 4'e oranı bana neyi vermiş oldu? 40 kilometre bir saati vermiş oldu. Tamam bir kere hızları cebime koydum. Şimdi soruyu düzgünce okuyalım. Bir kere hareketler yollara başlıyorlar. Birbirlerine doğru harekete başlayınca ne yapıyorlar? 90 dakika boyunca hareket ediyorlar. Ve aralarındaki mesafe ikinci kez 10 kilometre oluyormuş. Şimdi bu ne anlamı geliyor? Bunu bir anlamak lazım. Bak şimdi. Diyelim ki başlangıçtaki durum şu olsun. A buradan yola çıksın. B buradan yola çıksın tamam mı? Şimdi A böyle geliyor. B böyle geliyor. E şimdi araçlar karşılıklı geliyorlarsa bir süre sonra mutlaka bir yerde aralarındaki mesafe 10 km olacak mı? Evet olacak. Bak bu şu anda birinci kez 10 km olması. Peki A ne yapıyor? Sağa doğru devam ediyor. B ne yapıyor? Sola doğru devam ediyor. E o zaman bu araçlar mutlaka bir yerde karşılaşmayacaklar mı? Karşılaşacaklar. Şimdi tam da bu durumu alalım. Farklı bir yere koyalım. Bak şimdi. Dikkat et. Ne yaptılar? İki araç karşılaştı. A ne yaptı? Bu şekilde yoluna devam etti. B ne yaptı? Sola doğru yoluna devam etti. E yine tabii ki de belli bir süre sonra mutlaka bir yerde A ile B arasındaki mesafe tekrar 10 kilometreye mutlaka çıkmayacak mı? Evet çıkacak. İşte bahsettiği ikinci kez denen yer tam da burası. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki bu araçlar karşılaştıktan sonra T saat yol almış olsunlar. Bak ne yaptı? O zaman A aracı T saatte buradan buraya geldi. B aracı da T saatte buradan buraya geldi. Sen A aracının hızının ne olduğunu biliyorsun. 60 km bölü saat. E o zaman bu adam 60 km bölü saatle t saat yol alıyorsa şuradaki yolu 60 t gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Hız çarpı zamandan dolayı. Aynı şekilde yine hız çarpı zamandan dolayı bu araçta t saatte buradan buraya geldiyse hızı 40 kadar zamanı t kadar o zaman burada aldığı yolda 40 t gelmesi gerekiyor. İşte ben bu toplam yolun kime eşit olduğunu biliyorum. 10 kilometreye eşit olduğunu biliyorum. Yani şu anda 100 T kime eşit gelmiş oldu? 10 kilometreye. Buradan da T ne gelmiş oldu? 10 bölü 100'den dolayı 1 bölü 10 saat gelmiş oldu. Peki 1 bölü 10 saat kaç dakika yapmış oluyor? Hemen bunu gidelim bir 60 ile çarpalım. Çarparsak da 6 dakika yaptı mı? Evet yaptı. Peki T dediğim süre neydi arkadaşlar? Karşılaştıktan İkinci kez 10 kilometre olana kadar geçen süre. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Hani araçlar ilk başta çıktıklarından ikinci kez 10 kilometre yapana kadar geçen süre toplam kaç dakikaydı? 90 dakikaydı. Bu 90 dakikanın 6 dakikası neredeymiş? Karşılaştıktan ikinci kez 10 kilometre olana kadarmış. E peki ben buradan ne anlıyorum? Ben 90'dan. 6'yı çıkardığım takdirde geriye kalan 84 dakikada da bu araçların karşılaşma dakikası olmuş olmuyor mu? Evet oluyor. Peki 84 dakika toplam kaç saat yapıyor? Sen 1 saatin 60 dakika olduğunu biliyorsun. Bu durumda soru şu. 84 dakika kaç saat yapar? E bu bir doğru orantı. İçler dışlar yapalım. 84 eşittir. 60 çarpı soru işareti yaptı. Buradan soru işareti de 84 bölü 60 gelmiş oldu. Bu durumda pay kısmına gittim 6'ya böldüm. Hemen şurada 84'ü bir 6'ya böleyim. Bir kere var 6. 24'ten 4 geldi. Pay kısmından 14 geldi. Payda kısmı 10 gelmiş oldu. Aynı şekilde ikileri sadeleştirdim. 7 bölü 5 saat çıkmış oldu. Yani ben buradan ne anlıyorum? A ile B araçları karşılaşana kadar Toplamda 7 bölü 5 saat yol almışlar. Şimdi gelelim başlangıca. Bir kere A aracının hızı ne kadardı? Dikkatli ol. 60 km bölü saattir. Peki karşılaşana kadar toplamda kaç saat süre geçti? 7 bölü 5. O zaman ben hızla zamanı çarptığım takdirde A'nın karşılaşana kadar aldığı mesafeyi bulmuş olmayacak mıyım? Olacağım. Hemen buradan 5 ile 60'ı sağdaştırdım. 12 kere var. 12 çarpı 7'den buradaki yol 84 kilometre geldi. Aynı şekilde B'nin hız ne kadar? 40 kilometre. Ve zaman ne kadar? 7 bölü 5 saat. E 5 ile buradaki 40 sağdaştırsa 8 kaldı. 7 çarpı 8'den dolayı da 56 kilometre geldi. O zaman B de karşılaşana kadar ne yapmış? 56 kilometre yol almış. E Buradan burası 84, buradan burası 56. O zaman en son 84 artı 56'dan dolayı da 140 kilometre aralarındaki mesafe çıkmış oldu. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan gelmiş oldu. Aşağıdaki sütun grafiğinde Ali, Burak, Can, Davut ve Ertan adlı öğrencilerin bir günde çözmüş oldukları soru sayıları göstermiştir. Bu öğrencilerin çözmüş oldukları sorularla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bu 5 öğrenci ortalama kaç soru çözmüştür diye soruyor bana. İlk önce şu öğrencileri teker teker yazalım. Ali yazdık, Burak'ı yazdık, Can var, Davut var ve Ertan var. Şimdi gelelim bilgilere. Ne diyor bize bilgide? Davut'un çözdüğü soru sayısı Burak'ın çözdüğü soru sayısından 20 tane fazlaymış. Yani ben burada buraya gitsem x'ten soru versem o zaman Davut bir kere x artı 20 yapmış oldu. Ali Burak'tan 30 tane eksik soru çözdüyse e Burak'ın ben x'ten çözdüğünü biliyorum. Bu durumda Ali'nin ne yapması lazım? x eksi 30 çözmüş olması gerekiyor. Sorulardan en azını Ali çözmüş. O zaman Ali burada. Ve en çok soruyu Ertan çözmüş. Ertan da buradaysa Demek ki anlıyorum ki Ertan ne yapmış? 250 tane soru çözmüş. Dikkat et bir tane daha bilgi var. Ali ve Buran çözdüğü toplam soru sayısı yani şu x'in toplamı ne gelmiş oldu? 2x 8, 30 gelmiş oldu. Kime eşitmiş? Ertan'ın çözdüğü soru sayısına yani 250 eşitmiş. At bunu karşı tarafa. 2x'imiz 280 geldi. x de buradan kaç gelmiş oldu? 140 gelmiş oldu. O zaman yukarı teker teker x gördün her yere 140 yaz. Burası 110 geldi. Burası 140 geldi. Burası 160 geldi. Burasının zaten 250 olduğunu biliyorsun. Bak dikkatli ol grafikte çok önemli bir bilgi var. Sen buradan ne anlıyorsun? Şu an elimizdeki iki kişinin çözdüğü soru sayısı aynı. Ve dikkat et şu an buradaki soru sayısı 250'den az olan en büyük soru sayısı şu an yazdığımız değerlerden dikkat et. En fazla olan soru sayısı kim? 250'den az olup da 160. Demek ki işte ben bundan ne anlıyorum? Burası 160 iken burası da 160 olmak zorunda ki bunlar hem 250'den küçük olsun hem de en büyük olan ve birbirine eşit olan iki tane değer olsun. Benden ne istiyor? İşte buradaki soruların ortalamasını istiyor. E ne yapacağım? Ortalamayı bulmak için veri adedini toplayacağım verileri toplayıp adede böleceğim. 160 buradan 160 buradan bir kere 320 geldi. Aynı şekilde 140 buradan 110 buradan 250 yaptı. 250 de buradan ne gelmiş oldu? 500 gelmiş oldu. O zaman verilerin toplamı kaç gelmiş oldu? 820 çıkmış oldu. 820'yi de eğer ki 5'e bölersem bana ortalama soru sayısını vermiş olacaktır. Hemen 820'yi şurada 5'e bölersek bir kere var 5. Buradan 32 geldi. Kaç kere var? 6 kere var. 30. Buradan bir 20 geldi. Buradan da 4 geldiyse buradaki ortalama soru sayısı da 164 ile Denizli gelmiş oldu. Aşağıda aralarında Ali ve Fatih'in de olduğu kişiler gösterilmiştir. Bu kişiler 3'ü önde oturarak 4'ü arkada olmak üzere fotoğraf çektireceklermiş. Ali ve Fatih'in yan yana olduğu kaç farklı görüntü oluşabilir diye soruyor bana. Dikkat et. 4 kişi toplamda arkada var. 3 kişi toplamda önde var. Peki koşul ne? Ali ve Fatih'in yan yana olması istiyor. Şimdi soru şu. Ali ve Fatih burada nerede yan yana olacak? Bak ihtimallere bakalım. Birinci ihtimal burası. ikinci ihtimal burası. Üçüncü ihtimal burası. Dördüncü ihtimal burası. Beşinci ihtimal burası. Ali ve Fatih'in yan yana olabilecekleri toplamda 5 farklı ihtimal var. E diyelim ki Ali'yi buraya, Fatih'i buraya koydum. Bunların kendi arasında yerleşme imkanı yok mu? Var. Çarpı 2 faktöriyel geldi. Peki Ali ve Fatih buraya geldilerse geriye kalan kişiler için herhangi bir koşul mıydı? Hayır yoktu. O zaman geriye kalan 5 tane kişi kendi arasında yerleşebilir. Yani 5 faktöriyel gelmiş oldu. E sen 2 faktöriyelin zaten 2 olduğunu biliyorsun. 2 çarpı 5'ten dolayı da sorun doğru cevabı 10 çarpı 5 faktüriyelle denizli gelmiş oldu. Ali ile Mert rakam çarpma oyunu oynuyorlarmış. Ali 1 ile 5 kapalı aralığından, Mert ise 5 ile 9 kapalı aralıklarından birer tane rakam seçip seçtikleri bu rakamları çarpacaklarmış. Çarpım sonucunun tek sayı olmama olasılığı kaçtır diye soruyor bana. Yani kısaca çarpım sonucunun çift sayı olma olasılığı nedir diye soruyor bize. Şimdi bir kere Ali'nin kullanabileceği rakamlar kimler? 1'den başlayıp 5'e kadar giden rakamlar. Peki Mert'inkiler kimler? 5'ten başlayıp 9'a kadar giden rakamlar. Bir kere sen olasılığın istenen durum bölü tüm durum olduğunu biliyorsun. O zaman buradaki tüm durum ne? Buradaki sayıların birbiriyle çarpılma ifadesi. Şimdi şu düşün. Sen buradaki biri kaç tane farklı sayı çarpabilirsin? Toplam 5 tane sayıla. Aynı şekilde buradaki 2'yi toplam kaç farklı sayı çarpabilirim? 5 tane sayıla. Aynı mantıkta 3'ü 5 farklı sayıyla, 4'ü 5 farklı sayıyla ve 5'i 5 farklı sayıyla. Yani elime toplamda kaç tane sayı gelmiş oldu? 25 tane sayı gelmiş oldu. O zaman bir kere tüm durum 25 gelmiş oldu. Peki istenen durum ne? Çift olması. Şimdi bak buradan çok fazla çift geleceği için ben şöyle yapmak istiyorum. Ben elimdeki tüm sayılardan eğer ki tekleri çıkartırsam geriye zaten çiftler kalmış olmayacak mı? Olacak. Peki soru şu. Sen yukarıdan ve aşağıdan hangi sayıları çarpsan çarpma sonucu tek gelmiş olur. 1 ile 5 bir tane geldi. 1 ile 7 ikinci. 1 ile 9 üçüncü. Bak dikkat et. 2'ye bakmana gerek yok. Çünkü 2 ile kimi çarparsam çarp. Çıkan sonuç zaten ne gelmiş olacak? Çift gelmiş olacak. Geldim 3'e. 3'te 5'i çarptım bir tane geldi. 3 7'yi çarptım tek geldi. 3 ile 9'u çarptım tek geldi. 3 tane de buradan geldi. Aynı şekilde 4 ile çarpmana gerek yok. Çünkü 4'ün kendisi zaten çift olduğu için kimle çarparsam çarpayım çıkan sonuç çift gelmiş olacak. 5 ile 5'i çarparsam tek gelir. 5 ile 7'yi çarparsam tek gelir ve 5 ile 9 çarparsam tek gelmiş olur. Yani buradan da 3 tane geldiyse toplamda 9 tane tek sayı gelmiş oldu. E 25 tane sayıdan 9 tanesi tekse geriye kalan 16 tane sayı çift gelmiş olmadı mı? Oldu. O zaman istenen durumun pay kısmında 16 geldi. Sorun doğru cevabı da Bursa gelmiş oldu. AB DE'den daha büyükmüş ve DF sayısı yani DF kenarı BC'nin iki katına eşitmiş. Yeşil ve turuncu üçgenler B ve D köşelerinden BA ile DE kenarları BC ile DF kenarları çakışacak biçimde üst üste yerleştiriyormuş. AC ve EF'nin kesin noktası K noktasıymış. AK ile KF birbirine eşitmiş. Buna göre alfa açısı kaç derecedir diye soruyor bana. Şimdi bir kere zaman kaybetmeyelim diye ben size şekli çizdim arkadaşlar. Dikkatli olun ne yaptık burada? BA ile DE'yi üste getirdik. Ve AB'nin DE'den daha büyük olduğunu biliyorsak o zaman şeklin böyle olması gerekiyor. Aynı şekilde ne yaptık başka? BC ile DF'yi ucuza yerleştirdik. Daha doğrusu çakıştırdık. Ve dikkatli olun. Ben burada BC'ye 1K versem DF 2K gelecek ya. İşte ben buradan ne anlıyorum? Demek ki bu DF uzunluğu. BC'den daha büyük olmak zorunda. Yani F'nin böyle dışarıda olması gerekiyor. Şimdi soruda verilenleri yerine bir koyalım. Bir kere şurada bir alfa açısı var. Demek ki şurası bir alfa geldi. Burada 16 derece varsa şurası 16 derece olmak zorunda. Başka bir şey var mı? Evet var. Ben tam da bu noktanın K olduğunu sorudan biliyorum. Ve AK ile KF birbirine eşitmiş. Hemen X'ine iki tane çentik attım. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor bana. Hatırlıyor musun? Yaki denen bir şey vardı. Yaki. Yaki neydi? Yükseklik, aç ortay, kenar ortay, ikiz Bu dörtlüden hangi ikisi olursa olsun diğer ikisi bir üçgende olmak zorunda mı? Zorunda. Bak şimdi. Ne yapmışım? indirmişim Burası diklik. Ne yapmış? Bu doğru. Yani yükseklik indiği zaman aynı zamanda iki eş parça ayırmamış mı? Yani indirdiğim bu doğru aynı zamanda ne olmuş? kenar ortay olmuş. Yani şu anda hem yükseklik hem de kenar ortay elimde. O zaman ben gidip de bu ifadeyi bir üçgene tamamlasam bu üçgen ikiz kenar bir üçgen olmak zorunda. Şu x birbirine eşit. Ve aynı zamanda burasının bir adet açı ortay olması gerekiyor. E peki buradaki üçgen şu anda ikiz kenar bir üçgen değil mi? Yani şu taban açıları eşit olmayacak mı? Olacak. Peki büyük üçgende x kenarsa Burası alfa artı 16 iken burasının da alfa artı 16 olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. E sen biliyorsun ki üçgende iç açılar toplamı 180 derece. O zaman bir alfa buradan iki tane buradan üç tane alfa yaptı. Bir alfa da buradan ne geldi? 4 alfa artı 16 buradan 16 buradan 32 yaptı. Ve sen bunun çıkan sonucunun 180 olduğunu biliyorsun. At 32 sağ tarafa. 4 alfa kime eşit gelmiş oldu? Şuradan bir 8 geldi. 148 çıkmış oldu. E i̇ki tarafı da burada 4'e bölersek. 4'e böldüm. 3 kere var. Ne geldi? 12 geldi. Yandan da 28 çıktı. 7 kere var. Yani alfamız 37 dereceyle cevap Bursa çıkmış oldu. Şarkı söylemek için sahneye çıkan Semican uç noktalara uzaklıkları 18 santim ve 54 santim olan A noktasından hareket edebilen mikrofon tutucuyu boyuna göre ayarladığında mikrofon tutucunun zemine en yakın ve en uzak noktalarının zemine uzaklıkları 158 santim ve 166 santim oluyormuş. Buna göre mikrofon çubuğunun uzunluğu kaç santimdir diye soruyor bana. Bakın dikkatli olun. Öncelikle siz tam da şu uzaklıkların 18 ile 54 olduğunu biliyorsunuz ya. O zaman şu uzaklığın 18 santim bu uzaklığın 54 santim olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca buradaki tutucunun dikkat edin zemine en yakın ve en uzak noktalarının kaçar santim olduğunu da biliyorsunuz. Peki uzaklık demek geometride dik inan doğru demek değil mi? Dik inan doğru demek. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Bak dikkat et. Şu anda buradaki çubuğun zemine en yakın noktası burası. O zaman şu anda buradaki uzaklığın kaç santim olması gerekiyor? 158 santim olması gerekiyor. Aynı şekilde bu noktadan zemine bir tane dik indiğim takdirde dikkatli olun. Siz bu noktanın zemine en uzak olan nokta olduğunu biliyorsunuz. O zaman bu uzaklığında 166 santim olduğunu biliyorsunuz. E ayrıca buradaki tutucu buradaki mikrofon tuttuğuna göre mutlaka yere dik bir şekilde sabit kalması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani ben buradan ne anlıyorum? Buradaki 3 tane doğru birbirine paralel olmak zorunda. Çünkü şu anda yöndeş açılar aynı. Bak dikkat et. Ben tam da buradan şuradaki maviye doğruya bir tane dik indirdiğim zaman. E şimdi ben bu uzaklığın 158 santim olduğunu biliyorum ya. O zaman bu uzaklıkta 158 santim gelmiş olmadı mı? Oldu. Sen 158'e kaç eklersen çıkan sonuç 166 yapar. E tabii ki de 8 santim. Yani burası 8 gelmiş oldu. Dikkatli ol. Sen buradaki doğruların birbirine paralel olduğunu biliyorsun. O zaman karşımızda oluşan şuradaki üçgende bir adet temel benzerlik çıkmadı mı? Çıktı. Bak sen şuradaki uzaklığa x desen bu noktadan başlayarak temel benzerlik uyguluyorum. Buradaki uzaklığın tamamlı oranı yani 18'in kim oranı? 18 artı 54'ten dolayı 72 oranı x'in 8 e oranına eşit gelmesi gerekiyor. E 18 18'e böldüm bir kere var. 72 18'e böldüm 4 kere var. Bu durumda soldan sağa burada 2 katı olduğu için burada da 2 katı olması lazım. Yani x değeri kaç gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Eğer ki bu uzaklık 2 geldiyse tam da mikrofonun şu tutucu olan yerin zemini olan uzaklığı. Zaten buradan bir 2 santim geldi. Buradan da 158 santim geldiği için X'ini toplarsam çıkan sonuç ile Adana gelmiş olur. ABC ve DFE dik üçgenleri AC ve DE kenarları boyunca yansıtıldıklarında bak yansıtma kelimesini unutma. asla yansıtmak demek oradaki ifadenin simetrisini alması demektir. Yani buradaki üçgenler ne yapıyor? AC ve DE kenarlarını göre simetri alıyor. Bu durumda B ile F köşeleri ne yapacakmış? K'da çıkışacaklarmış. Bize 3 tane kenarın toplamını vermiş. Buna göre AD kaç birimdir diye soruyor bana. Şimdi bir kere ABC üçgenini hemen AC'ye göre katlayalım. Katlarsam bak dikkat et. Bu doğru ne yapacak? Böyle yukarı doğru çıkmayacak mı? Çıkacak. Aynı şekilde bu doğru böyle yukarı doğru çıkıyorsa o zaman bir kere şu iki mesafenin eşit olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Çünkü artık B bu noktaya gelmiş oldu. Burası BA, aşağısı BA. E aynı şekilde B buradan buraya geldiyse BC de buradan buraya gelmiş olmadı mı? Evet, oldu. Demek ki de bu iki mesafenin ne olması lazım? Birbirine eşit olması gerekiyor. Devam edelim. Aynı şekilde geldim sağ tarafı katlamaya. Sen gidip de DEF üçgeninde DE'ye göre katlama yaparsam otomatikman senin F noktan nereye gelecekmiş? B ile çakışacakmış. Yani artık bu noktanın ismi ne olacakmış? Bir adet K noktası olacakmış. Bunu bana soruda söylüyordu. E şimdi sen F'yi alıp da buradan buraya getirdiysen şu iki mesafenin kesinlikle eşit olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Aynı şekilde F buradan buraya geldiyse dikkat et. Senin FE doğrunda buradan buraya gelmiş olması gerekiyor. Hemen ne yapıyorum? Gidiyorum onları şöyle farklı bir ifadeyle eşitleme yapıyorum. Şimdi bundan sonra soruda bize diyor ki KC artı KE artı CE kime eşitmiş? 32'ye eşitmiş. Şimdi diyorum ki şu uzaklık x birim olsun. Bu uzaklık y birim olsun. Bu uzaklık z birim olsun. O zaman bu da x gelmiş oldu. Bu da y gelmiş oldu. Bunu baştan bir söyleyelim. Şimdi büyük KBF üçgenine bakar mısınız? Bak K B F üçgene. Hatırlıyor musun? Bir üçgende orta taban denen bir şey vardı. Orta taban neydi? Bak şeklimi çizelim. Karşımıza şöyle bir üçgen olsun. Bir kere buradaki doğruyla buradaki doğru birbirine paralel olacak. Şu iki doğru birbirine eşit olacak. Bu iki doğru birbirine eşit olacak ve alttaki uzunluk yukarıdaki uzunluğun iki katı olması gerekiyor. Şu an buradaki şekilde toplamda dört tane bilgi var. İki tane eşitlik, bir tane paralellik ve 1'e iki kat. Bu dört tane bilgiden hangi ikisi olursa olsun sakın unutma bir üçgende diğer ikisi olması gerekiyor. Bak şimdi ben de diyorum ki ben şu A noktasını alsam tam da D ile birleştirsem. Dikkat ediyor musun? Ne oluştu? Sol taraftaki ifadeye bak eşitlik var. Sağ taraftaki ifadeye bak eşitlik var. E şu anda bu dörtlüden x oluşmadı mı? Oluştu. Demek ki bu doğru bu doğruya paralel olmak zorunda. Ve buradaki toplam x artı y artı z ise yani 32 eşitse o zaman buradaki uzunlukta bunun yarısı olmak zorunda. Yani 16 gelmesi gerekiyor. Sen diyeceksin ki x artı y artı z'nin 32 olduğunu nereden biliyorsun? E hatırla. KC doğrusuna x vermiştim. K, e doğrusuna Y vermiştim. C'ye de Z vermiştim. O zaman X, Y, Z toplamı 32 iken yukarıdaki uzunluk buna göre yarısı olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bundan dolayı da sorunun doğru cevabı C hangi gelmiş oldu. Dikdörtgen yüzeyli bir yemek masası tam ortasında kısa kenarlarını paralel bir doğru boyunca iki yönü çekildiğinde içinden çıkan bir parça sayesinde uzayabiliyormuş masa kapalı iken masanın eniyle aynı ene sahip ve masanın sağ kenarına sabitlenmiş örtü masanın sol kenarından 13 birim masa açıldığında ise 8 birim sarkıyormuş. Her iki durumda da A ile B noktaları arasındaki uzaklık değişmiyormuş. Buna göre örtünün uzunluğu kaç birimdir diye soruyor bana. Şimdi bak şöyle yapalım. Diyelim ki elimizdeki şu örtünün boyu x kadar olsun. Şu anda ben burada A ile B'yi birleştirdiğim zaman karşıma şu an burada bir tane üçgen gelmedi mi? Geldi. Bu bir kere cepte. Şimdi ne diyor bana soruda? Diyor ki ben masayı birazcık sağa ve sola açtım diyor. Açtığım zaman ortadan böyle bir şekil çıktı diyor. E çıktığı zaman ne olmuş? Bu sarkan 13 birimlik kısım artık 8 birim olmuş. Peki sarkan kısım niye 13 birimden 8 birime küçüldü? Demek ki bu masa 5 birim açıldı. Yani bu uzaklığın 5 birim olması gerekiyor ki hani sarkan 5 birim kısım nereye gelmiş olsun? Buraya gelmiş olsun. E sen zaten önceden beri burası ne olduğunu biliyorsun. X olduğunu biliyorsun. Ve yine A ile B'yi eğer ki birleştirirsem bu uzaklık ne olmayacakmış? Değişmeyecekmiş. Ha tabii hatırlaman gerekiyor. Şekil dikdörtgen olduğu için burası bir adet dik üçgen olması gerekiyor. E o zaman başlayalım. Neye başlayacağız? A ile B arasındaki uzaklığı hesaplamaya başlayacağız. Bak buradaki üçgende Pisagor yaptığım takdirde X'in karesi artı 13'ün karesi bana neyi vermiş olacak? AB'nin karesini vermiş olacak. Aynı şekilde buradaki üçgende bir tane Pisagor yaparsam 8'in karesi artı X artı 5'in karesi bana kimi vermiş olacak? yine AB'nin parantez karesini vermiş olacak. E bu da AB'nin karesi, bu da AB'nin karesi. O zaman bu x'in ne olması lazım? Birbirine eşit olması gerekiyor. Soldan x kare artı 169 geldi. Sağdan da 64 artı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi gelmiş oldu. X kareler ne yaptı? Birbirini götürdü. 64 buradan 25 buradan toplarsam ne yaptı? 89 yapmış oldu. E ben buradaki 89'u eşitliğin sol tarafını atsam. 169'dan 89 çıktığı zaman geriye kalan ifade kim kalmış olacak? 80 kalmış olacak. Ve ben de bunun 10x'e eşit olduğunu biliyorum. E buradan da x ifadesi kaç gelmiş oldu? 8 gelmiş oldu. Peki benden ne istiyor? Örtünün tüm uzunluğu istiyor. Dikkat et. Soruda bana çok önemli bir şey söylemişti dikdörtgen yüzeyli bir yemek masası tam ortasında kısa kenarını paralel bir doğru boyunca iki yönü çekilinde demişti. Yani ben bundan ne anlıyorum? Şuradaki doğru tam da masanın ortasında. Yani bu uzaklık x birimken bu uzaklığın x olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Yani şu anda bu uzaklıkta x birim gelmiş oldu mu? Evet oldu. E biz x'in kaç olduğunu biliyoruz? 8. O zaman bu uzaklık 8 iken bu da 8 gelmiş oldu. 8 buradan 8 buradan tamamı 16 geldi. 16 birim buradan 13 birim de buradan o zaman örtü masasının toplam uzunluğu 29 birim çıkmış oldu. Ali Bey bahçesine BC kenarı yüksek duvar olan şekildeki havuzu yaptırmıştır. C noktasına bağladığı köpeği Jingo, havuza girmeden ok yönünde ilerleyerek en çok D noktasına kadar gidebiliyormuş. Bize bazı bilgiler vermiş. Buna göre, Jingo'nun bağlandığı ipin uzunluğunun tam sayı türünden uzunluğu en çok kaç metre olabilir diye soruyor bana. Şimdi bakın soru üzerinde ilk önce açı kenar bağlantılarından birkaç ifade bulmak istiyorum. Öncelikle bu açımız 90 derece ise, kesinlikle buradaki açının bir adet dar olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. E aynı şekilde buradaki açı dar açıysa. Şu açının kesinlikle ama kesinlikle geniş bir açı olması gerekiyor mu? Gerekiyor. E zaten buradaki açı eğer ki genişse o zaman şurada kalan açılar kesinlikle nasıl açılar olması gerekiyor? Dar açılar olması gerekiyor ki hani toplamları ne yapsın? 180 derece gelmiş olsun. O zaman buradan çıkarmamız gereken bir sonuç var. Bak bir üçgende her zaman büyük açı karşısında uzun kenar Küçük açı karşısında kısa kenar olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Eşim sen ne biliyorsun? Buradaki açının dar olduğunu biliyorsun. Buradaki açının geniş olduğunu biliyorsun. O zaman bu dar açının gördüğü kenar geniş açının gördüğü kenardan ne olması lazım? Daha küçük olması gerekiyor. Yani ben buradan ne anlıyorum? Elimizdeki EC uzunluğu kesinlikle ama kesinlikle 18'den küçük gelmiş oldu. Şimdi geliyorum ADE üçgenine. Şimdi bu AD3 ADE üçgeninde bir kere burası 90 dereceyken en büyük açı kesinlikle burası olmak zorunda mı? Zorunda. O zaman ben buradan ne anlıyorum? Bu dar açının gördüğü kenar 90'ın gördüğü kenara göre daha az olması lazım. Yani şuradaki AD uzunluğu kesinlikle ama kesinlikle ondan ne olması lazım? Daha küçük olması gerekiyor. Yani kısaca AD'yi de ondan daha küçük bulduk. Şimdi ben ne biliyorum? Elimdeki ipi buradan yavaş yavaş yukarı doğru götürdüğüm zaman bu ip ne yaptı? Böyle dolandı. Buradan geldi. D'ye kadar gitti. Yani ipin toplam uzunluğu. Buradan bir EC geldi. EC'den sonra 11'im gelmiş oldu. Bir de üzerine AD gelmiş olmadı mı? Oldu. E, o zaman ben bunların uzunluklarını toplarsam ipin uzunluğu ortaya çıkmış olur mu? Evet olur. Bak hemen burada EC ile AD'yi taraf toplayalım. Toplarsak EC artı AD ne gelmiş olacak? Küçüktür 28 gelmiş olacak. E sen burada iki tarafa da 10 eklersen bu durumda aradığın ifade ne gelmiş oldu? 38'den daha küçük gelmiş oldu. 38'den de küçük olan en büyük tam sayı 37 olduğu için sorun doğru cevabı Edirne gelmiş oldu. ABCD karesi biçimindeki bir tablo zemine dik olarak bir duvara yaslanmıştır. A noktası sabit kalacak şekilde B noktası zeminden 5 birim yukarı kaldırıldığında D noktası zemine 1 bir birim yaklaşmış ve yeni konumu D üstü olmuştur. Şimdi burada bir duralım. Şimdi soldaki şekil bir kare ya. Ben bu karenin her kenarını gitsem A birim şeklinde bir isim versem. Sen kareyi bu şekilde döndürdüğün zaman D ne yapmış? Önceki konumuna göre bir birim zemine yaklaşmış. E, önceki konumunda zemine uzaklığı kaç birimde? A birimde. Demek ki de yeni konumunda zemine olan uzaklığının ne kadar olması gerekiyor? A 1 olması gerekiyor. Bu bir kere cepte. Ve benden sana bir tavsiye var. Eğer ki bu şekilde yamuk olan yani döndürmüş olan kare soruları görüyorsanız Hemen şeklin etrafından bir adet dikdörtgen geçirin. Ne yapıyorum? Şeklin etrafından bir adet dikdörtgen geçiriyorum. Eğer ki bu dikdörtgeni geçirirsen, emin ol ki soruda karşına bir sürü benzer üçgen çıkacaktır. Şimdi bir tane dikdörtgen geçirdiysek, sen buralarının teker teker 90 derece olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. Ve şekil bir kare olduğu için buralarında 90 derece olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Peki geometride herhangi bir şekilde 90 dereceler havada uçuşuyorsa yapmam gereken şey neydi? Hemen açılara isim vermekte. O zaman gittim. Buradaki açıya x verdim, buradaki açıya y verdim. Yani bu durumda x y kaç derece gelmiş oldu? 90 derece gelmiş oldu. E o zaman bu açı y iken şu açının x olması gerekmiyor mu ki? Hepsinin toplamı 180 gelsin. Olması gerekiyor. Aynı mantıkta bu x ise bu y e geldi. Y ise X geldi. X ise Y geldi. Y ise X geldi. Ve burası da Y gelmiş oldu. Bak görüyor musun? Karşında 3 tane iç açısı aynı olan 4 tane dik üçgen çıktı. Ve ayrıca buradaki 90 derecenin gördüğü tüm kenarlarda aynı gelmiş oldu mu? Oldu. Eğer ki elindeki üçgenlerde 3 tane iç açı aynı bir de aynı açının gördüğü kenarlar da aynıysa bu üçgenler nasıl üçgenlerdi? Eş üçgenlerdi. Eş. Yani bunların hepsinin aynı üçgen olması lazım. Yani ben buradan ne anlıyorum? Sen burada x'in gördüğünü 5 olarak söylüyorsan burada da x'in gördüğü 5 olmalı. Burada da x'in gördüğü 5 olmalı. Burada da x'in gördüğü 5 olmalı. Aynı şekilde burada y'nin gördüğünü a 1 olarak söylüyorsan dikkat et. Burada da a 1 olması lazım. Şurada ne, ne olması lazım? A-1 olması gerekiyor. Ve burada da A-1 olması gerekiyor. Şimdi ben ne biliyorum başka? Karenin bir kenarının A olduğunu biliyorum ya. O zaman burası A gelecekse. Karşımda oluşan bu özel üçgende sen bana şu an A'yı bulamaz mısın? Bak dikkat et. Şu an karşımda bir tane dik üçgen var. Bir dik üçgen varsa lütfen ilk önce özel üçgenleri dene. Hatırla dik kenarı 5 olan hangi özel üçgen vardı? 5, 12, 13. Peki ben buraya 12. Buraya 13 verirsem bu A değeri bunu sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Demek ki de A değeri bir kere 13 çıkmış oldu. Peki A 13 geldiyse benden ne istiyor? C üssü noktasının zemine olan uzaklığını istiyor. Ve sakın bu uzaklığın bana köşegen olduğunu iddia etmeyin. Çünkü sen bu köşegeni çektiğin zaman bunun zemine dikindin bilemezsin. Bak dikilen doğru şu. Kırmızı olan doğru. Peki sen şu kırmızı olan doğruyla bu doğrunun aynı mesafe, aynı birim olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. O zaman ben bu uzaklığı bulursam C üstü noktasının zemine olan uzaklığını bulmuş olacağım. E bu durumda A-1 ile de 5'i toplarsam şu kırmızı doğrunun uzaklığı ortaya çıkmış oldu mu? Evet oldu. Buradaki A noktasında 13 olduğunu biliyorum. Bu durumda sorun doğru cevabı da 17 ile Ceyhan gelmiş oldu. Hani ben burada şu uzaklığı 17 buldum ya. E bu uzaklık 17 iken otomatikman bu uzaklığın da 17 olması gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Kenar uzunlukları 3 birim ve 6 birim olan ABCD dikdörtgenin biçimindeki kağıt B ve D köşeleri sırasıyla Köşegen üzerindeki B üssü ve D üssü noktaları olacak şekilde katlanıyor. Bize buradaki uzakları vermiş. Buna göre D üssü B üssü kaç birimdir diye soruyor bana. Bir kere sen bu uzaklığın 3 birim ve şuradaki uzaklığında 6 birim olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. Şimdi şöyle yapalım. Dikkat et. Ben buradaki 2 uzaklığın ve aynı zamanda şuradaki 2 uzaklığında birbirine eşit olduğunu biliyorum. O zaman karşımızda oluşan KBLB B üstü ne çıkmış oldu? Bir adet kare çıkmış oldu. Bak dikkatli ol. Sen şu an burasının 90 derece, burasının 90 derece olduğunu biliyorsun. O zaman ben bu açıya A versem, bu açıya B versem, A artı B kaç derece geldi? 90 derece geldi. E burasının 90 derece olduğunu bildiğim için bu açı daha gelecek mi? Evet gelecek. Aynı şekilde burası da 90 olduğu için bu açı ne gelmiş olacak? B gelmiş olacak. Farkında mısın? şu an buradaki üçgenle büyük üçgendeki açıların hepsi aynı açılar. O zaman buradaki üçgenle ABC üçgene benzer üçgenler olmak zorunda değil mi? Kesinlikle zorunda. Dikkat et. ABC üçgeninde şu an B'nin gördüğü kenar 6, A'nın gördüğü kenar 3. Yani ben buradan ne anlıyorum? B'nin gördüğü, A'nın gördüğünün 2 katı olması lazım. E bu durumda ben burada A'nın gördüğüne 1K versem B'nin gördüğün 2K gelmesi gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Peki burası K ise bu şekil bir kare olduğu için her taraf K gelecek mi? Evet gelecek. E, bu durumda biz 3K'yı 6 bulmuş olduk. 3K 6 ise K ifadesi kaç gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. K2 ise burası 4 geldi. Burası da 2 çıkmış oldu. Ayrıca burası 2 ise şurası 2. Burası 2 olmak zorunda mı? Zorunda. Burası 2 iken burası da 2 geldi. Çünkü şekilin bir kare olduğu çok bariz. Ayrıca bu uzaklığın tamamının 3 birim olduğunu biliyorsam şuraya da 1 kalmış oldu. Bak herhangi bir dik üçgende kenarlar birbirinin 2 katıysa hipotenüs her zaman ufak olanın kök 5 katı değil miydi? Kök 5 katıydı. Yani ben bu durumda şu an kırmızıyla çizdiğim yeri ne bulmuş oldum? 2 kök 5 bulmuş oldum. Aynı şekilde şu an buradaki açının 90 derece olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Yani buradaki üçgende de dik kenarlar birinin iki katı geldi mi? Geldi. O zaman hipotenüs ufak olanın yani birin kök 5 katı olması gerekiyor. E sen bunun tamamının 2 kök 5 olduğunu biliyorsun. Buradaki uzaklığın 1 kök 5 olduğunu biliyorsun. Tamamından şu uzaklığı çıkarttım takdirde bu uzaklıkta kök 5 gelmiş olacak mı? Olacak. O zaman sorunun doğru cevabı da Bursa gelmiş oldu. Kenar uzunlukları 2 birim ve 32 birim olan ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli ABCD paralel kenarı biçimdeki bir şerit E ile F noktalarından katlandığında BC ile AC üssü çakışmış ve aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Elde edilen şekil 3 tane eş paralel kenardan oluşuyorsa sarı renkli paralel alanı kaç birim karedir diye soruyor bana. Şimdi öncelikle ben buradaki paralel alanı istiyorsam sen paralel alanı nasıl bulacaktın? Taban çarpı tabana ait olan yükseklik gelmiş olacaktı. O zaman ilk önce şuradaki paralelkenarın bir uzun kenarını bir bulmuş olalım. Peki nasıl bulacağım ben bunu? Şimdi dikkat et lütfen. İlk önce şuradaki mavi yazdığım bir sileyim. Sen şuradaki uzunluğu yavaş yavaş şöyle buraya doğru götürdüğün zaman. Şimdi lütfen dikkat et. Herhangi bir şekilde bir katlama sorusunda katlanan doğruya göre olan açı her zaman açı ortaya olmak zorunda mıydı? Zorundaydı. Bak dikkat et. Sen tam da E noktasına katladığın için o zaman şu anda bu açı açı ortaya olmak zorunda. E şekil bir paralel kenar olduğu için bu iki doğru birbirine paralel mi? Paralel. O zaman burada bir adet Z kuralı var. Yani bu üçgen ikizkenar bir üçgen geldi. Sen zaten AD'den dolayı burasının 2 birim olduğunu biliyorsun. O zaman burası da 2 birim gelmiş oldu mu? Oldu. Yine paralel kenardan dolayı dikkatli ol. Şuradaki uzunlukla şu uzunluğun aynı olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. O zaman hemen bu ikisine dendini koydum. Ayrıca buradaki uzunlukla da bu uzunluğun eşit olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Ve soruda çok önemli bir şey vardı. Ne vardı? BC ile AC üssü çakışmış diyordu. Yani şu an buradaki uzaklık aslında BC'nin uzaklığı. E buradaki paralel kenardan dolayı sen BC'nin 2 olduğunu biliyor musun? Evet biliyorsun. Bu durumda BC 2 geldiyse burası 2 geldi. O zaman tek tane tik koyduğum her yer ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Şimdi şöyle yapalım. Amacımız şu olacak. Şekil katlanmış şekil ya şekli önceki haline getirmeye çalışacağım. Ama ondan önce kafamızı karışacak şu ifadeleri şuradan bir silelim. Bunlar bir kere buradan bir gitsin. Şunları sildim. Bunlar geriye kalabilir. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki ben paralel kenarın şu kenarın uzuna gidiyorum. Buradan buraya kadar x birim diyorum. Bak şimdi. Ben bu kağıdı aldım. Buradan buraya açarsam. Yani bunu eski hane getirirsem. Bu arada sen şekildeki paralel kenarların nasıl olduğunu biliyorsun eş olduğunu biliyorsun. Yani bu uzunluk x geldiyse şu uzunluğunda x olması gerekiyor. Buradaki uzunluğunda ne olması lazım? X olması lazım. E o zaman ben de sana soruyorum. Sen buradaki şekle eski halini geçirip şöyle açarsan buradan şuraya kadar tüm uzunluk x kadar olmayacak mı? Olacak. Ve ayrıyetten Buradaki uzaklığı da buraya açarsan. O zaman bu x uzaklığı da buradan buraya kadar gelmiş olmayacak mı? Olacak. Ve şekil burada ne yapacak? Bir adet paralel kenarla bitmiş olacak. Peki paralel kenarda sen şu uzun kenarın kaç birim olduğunu biliyordun? 32 birim olduğunu biliyordun. O zaman A'dan buraya kadar tüm mesafenin 32 olması gerekiyor. 1x buradan, 2x buradan, 3x buradan. 3x artı 2 eğer ki 32 yaptıysa 3x bu durumda 30 yapmış oldu. x de buradan kaç gelmiş oldu? 10 gelmiş oldu. Benden ne istiyordu? Buradaki paralel kenarın alanını. Tamam dikkat et tabanı şu an 10 buldum. Bir de bu tabana ait olan dikmeyi bulursam soru bitmiş olmayacak mı? Olacak. Nereden bulacağım ben onu? Bak tam da şuradaki eşkenar üçgenden. Karşımda şöyle bir eşkenar üçgen var. Bu eşkenar üçgenin her bir kenarının iki birim olduğunu biliyorsun. O zaman bu açıların da 60 derece geldiğini biliyorsun. Ben tam da buradan buraya bir tane dikme indirdiğim takdirde eşkenarda dikme indirdiğim takdirde açılar açıortay ve kenarda kenar ortay olmak zorunda mı? Zorunda. E o zaman 30-60-90'dan dolayı 30'un gördüğü 1 ise 60'ın gördüğü kök 3 katından kök gelmiş olmayacak mı? Olacak. Yani ben ne anlıyorum? Sen tam da buradan dikkat et. Buraya bir tane dikme takdirde bu yükseklik kök 3 birim gelmiş oldu. Ve sen tabanında kaç birim olduğunu biliyorsun? 10 birim olduğunu biliyorsun. O zaman buradaki sarı şeklin alanında taban çarpı yükseklikten dolayı cevabımız Ceyhan gelmiş olur. N kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü nasıl bulunur? Onu bana söylemiş. Burada Şekilde gösterilen düzgün ongen. Karşımızda düzgün bir şekil varsa sakın unutma buradaki tüm kenarlar bir kere birbirine eşit olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. AC ve CE köşegenleri boyunca içe doğru katlandığında B ile D noktalarının yeni konuları B üstü ile D üstü oluyormuş. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor bana. Bir kere hatırlayalım. Katlama sorularında her zaman katlanan doğruya göre olan açılar ne olmak zorundaydı? Açı ortay. Yani buradaki açılarla kesinlikle şuradaki açılar ne olmak zorunda? Birbirine eşit olması gerekiyor. Öncelikle karşımıza bir tane ongen varsa ben burada en gördüğüm her yere 10 yazdığım takdirde bir adet iç açı ortaya çıkacak mı? Çıkacak. Yukarıdan 8 çarpı 180 geldi. Aşağıdan 10 gelmiş oldu. E bu sıfırlar gitti. 8 ile de 18'i çarparsam işlemin cevabı 144 çıkmış oldu. Demek ki şu anda buradaki açı 144 derece ve buradaki açı da 144 derece gelmiş oldu. E 144'ü 180'i tamamlamak için geriye kaç derece kaldı? 36. Ve buradaki ABC üçgeni ikizkenar bir üçgen olduğu için o zaman taban açıları 36'yı 18-18 paylaşmalı. Hatırla sen buradaki açının açılacağı olduğunu biliyor muydun? Evet, biliyordun. O zaman buradaki açı 18 geldi. Aynı şekilde buradaki açı da 18 gelmiş oldu. Ve sen bunu katladığın için şu an bu açı buradan buraya gelmedi mi? Evet, geldi. Yani buradaki kenarda 144 olmuş oldu. Ve dikkat et. BC buradan buraya geldi. Aynı şekilde AB de buradan buraya gelmiş oldu. E geliyorum sağ tarafa. Yine aynı şeyler. Karşımıza 144 varken C ile E'nin toplamının 180 olması lazım. D ile beraber. O zaman 144'ü 180'e tamamlayan sayı kaç? 36. Buradaki açılar şu an ne yaptı? 36'yı 2'ye bölerek 18, 18 paylaştı. Ve sen şekli ne yapmışsın? C, E'ye göre katlamışsın. O zaman buradaki açıların birer açı ortay olması gerekiyor. Ve şuradaki açıda kaç derece gelmiş oldu? 144 derece gelmiş oldu. Dikkat et. Burası 2 dendenken. Sen bunu katladığın için burasında 2 denden olması gerekiyor mu? Gerekiyor. O zaman karşımıza çıkan C, B üstü D üçgeni. Nasıl bir üçgen oldu? İkiz kenar bir üçgen. Yani şu an buradaki açıda alfa gelmiş oldu. Ayrıca lütfen dikkat et. Sen buradaki açıların toplamlarının 36 olduğunu biliyorsun. Buradaki açıların toplamlarının 36 olduğunu biliyorsun. Bir ongende bir iç açının ölçüsü kaç dereceydi? 144. Dikkat et. 144'ün şu an 72 zaten burada. O zaman bu açıya da 72 derece kalmış oldu. Ne yapacağım? Üçgenin iç açılarını toplayacağım ve 180'e eşitleyeceğim. O zaman alfa buradan alfa buradan 2 alfa yaptı. Artı 72 eşittir 180 ise 72'yi sağ tarafa at. 2 alfamız 108 eşit geldi. Alfa'da buradan 54 ile sorun doğru cevabı Denizli gelmiş oldu. Ayrıt uzunlukları santim cinsinden birden büyük farklı birer tam sayı olan dikdörtgenler prizması biçimdeki bir süngerin dört yüzü kırmızı renge boyanmış, karşılıklı iki yüzü boyanmamıştır. Sünger ok yönünde 13 kez devrilerek Alanı 413 santimetre kare olan bir alan boyanmış. Süngerin farklı ayrıt uzunlukları toplamı kaç santimdir diye soruyor bana. Şimdi diyelim ki bu süngerin şu uzunluğu x birim olsun. Buradaki uzunluğu y birim olsun ve aynı şekilde şuradaki uzunluğu da z birim olmuş olsun. Şimdi sen süngeri hani böyle devireceksin ya. O zaman şu anda yere temas edebilecek dikkat et 4 tane alan var. Birinci alan burası. ikinci alan burası. Üçüncü alan arkadaki alan ki o alan bir aynı olmak zorunda. Ve dikkat et dördüncü alanda alttaki alan onun da iki ile aynı olması gerekiyor. Bu durumda birinci bölgenin alanı ne gelmiş oldu? Bu şekil bir dikdörtgen olduğu için x ile y'nin çarpımından alanı x çarpı y gelmiş oldu. İkinci bölgenin alanı yine bir dikdörtgen olduğu için y çarpı z geldi. Zaten 1 ile 3 eşit olduğu için 3 de buradan çıkmış oldu. 2 ile 4 eşit olduğu için 4 de buradan gelmiş oldu. Şimdi şöyle düşün. Diyelim ki ben buradaki prizmayı ne yaptım? Bir tam tur attırdım. Ben bu prizmayı bir tam tur attırsam. Bir ne yapacak? Yani temas edecek. 2 yerle temas etti. 3 yerle temas etti. 4 yerle temas edecek. Niye? Çünkü tam bir tur attı. E bu durumda bu şekil bir tur attığı zaman kaç kez devrilmiş oluyor? 4 kere. E şimdi şöyle düşün. Bir tur attığı zaman 4 kez devriliyorsa. O zaman şöyle düşünelim. Ben bunu 12 kez 12 kez döndürsem şekil 3 tur atması gerekmiyor mu? Tekrar söylüyorum. Sen şekli tam bir tur döndürdüğün zaman toplamda 4 tane yüzey yerde temas etti. Yani 4 kez devrilmiş oldu. Ben de diyorum ki bir turda 4 kez devriliyorsa 12 kez devrilmesi için hani 3 katı ya 3 tur geçmiş olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Peki senin toplamda kaç kez devrilmiş olman lazım? 13 kez. O zaman ben ne anlıyorum? Ben bir kere bu şekli 3 tur attırdım. Bir de üzerine bir kere daha yıktım. Yani bir yüzeyle bir kez daha temas etti. Şimdi şöyle düşünelim. Bak bir kere bir tane turda Şimdi bir x, yüzeyi buradan geldi. Bir x, yüzeyi arkadan geldi. Toplamda 2 x, yüzeyi gelmiş oldu. Aynı şekilde bir yz z yüzeyi yukarıdan geldi. Bir tane aşağıdan geldi. Toplamda 2 y, gelmiş oldu mu? Oldu. Yani iki parantezinde x, y artı y, bana neyi vermiş oldu? Dikkat et. Tam bir tur attığımız zaman boyayacak olan alanı verdi. Peki ben toplam kaç tur atacakmışım? 3 tur atacakmışım. O zaman iki tarafı da 3 ile çarparsam 6 çarpı xy artı yz bana neyi vermiş olacak? 3 turun alanını vermiş olacak. Fakat bitti mi? Bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü sen 3 tur attığın zaman toplam kaç kez devirmiş oluyordun? 12. Bana kim lazım? 13 lazım. E şimdi sen 3 tam tur attığın zaman Şekil yine aynı böyle olmayacak mı? Olacak. O zaman bunu bir kez daha devirirsem işte buradaki yüzey yerle temas edecek. Yani bunun üzerine bir tane daha x'ye gelmiş olacak. O zaman ben bu 6'yı içeri dağıtırsam 6x'ye artı 6yz artı x'ye kime eşit gelmiş oldu? 413'e eşit gelmiş oldu. 6x'ye buradan 1x'ye buradan 7 tane x y artı 6 tane yz 413 eşit geldi. Bak şu an burada y'ler ortak. Bunları y ortak parantezine alsam soldan 7x sağdan 6z gelecek. Ve çıkan sonuçta yine 413 çıkmış olacak. Şöyle yapalım 413'ü bir çarpanlara ayıralım. Ben 413'ü gittim 7'ye böldüm. Kaç kere var? 5 kere var. 35. Geriye kaç kaldı? 63 kalmış oldu. E 7 kere 9 da 63 olduğu için demek ki 413'ün 2 tane çarpanı geldi. Bir tanesi 7, diğeri 59. E barış ki şu anda bu sağ taraftan daha küçük değil mi? Daha küçük. O yüzden y'ye 7'yi verdim. Sağ tarafa 59'u vermiş oldum. Ben ne biliyorum şu anda? 7x ile 6z'nin toplamı 59'a eşit gelmiş oldu. Bak dikkat et. Buradaki sayı kesin tek sayı. Buradaki sayı kesin çift sayı. O zaman burası da tek gelmeli ki çıkan sonuç ne gelmiş olsun? Tek gelmiş olsun. O zaman ben burada x'e öyle bir tek sayı vermeliyim ki 7 ile çarpınca 59'a yaklaşmalı ama geçmemeliyim. Hangi değer o? Gitsem burada x'e 7 versem 7 verdiğim zaman y ile aynı olmuş olacak olmayacak. E, 6 versem burası çift gelecek. e Çift çarp çift tek yapmaz. Demek ki x'e gidiyorum burada 5 veriyorum. E verirsem burası kaç yaptı? 35 yaptı. 35 ile neyi toplarsam çıkan sonuç 59 yapar. 24'ü. E 6 z'mizde 24 ise o zaman z değeri kaç gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Z değeri 4 geldi. X değeri 5 geldi. Y değeri 7 geldi. Benden ne istiyor? Süngerin farklı ayrıt uzunlukları toplamını istiyor. O zaman 7 buradan 5 buradan 12. 4 buradan 16 geldi. Yani çıkan sonuç Bursa gelmiş oldu.